Hoş geldin Umut, şu anda Bali'desin ve günaydınlar Bali'ye, bana da iyi akşamlar. Bana uzun da süredir, iyi akşamlar. Uzun süredir niyetlendiğimiz bir e, ortak yaratım vardı. Böyle apayrı memleketlere, bambaşka kıtalara, dünyanın uçlarına gittik ve e, o niyet yerini yöntemini, yordamını bulmaya başladı diyebiliriz. Konuşacağımız böyle paylaşmak istediğimiz ve aslında kabımızdan taşanların ufak ufak piştiğini ve hizalandığını hissettim ve bir, bir araya gelelim istedim. Nasılsın? Ne güzel ettim. Bir Merkür Retrosu'na gelmesi de tabii ki tesadüf değil bu kadar konuşup konuşup. İyiyim. Gayet iyiyim. Güzel bir sabah, güneşli bir sabah. Kuş sesleri, e, bilumum hayvan sesleri, bilumum hayvanların kendileri etrafımızda, e, arkamda güzel bir yeşillik, gayet güzel, heyecanlıyım bu video için, bu güzel, e, konuştuğumuzda çok heyecanlandıran, fikren, e, enerjik olarak bir video, bakalım nasıl olacak, bakalım. sen nasılsın, Meksika nasıl? Ben de çok iyiyim. İyi hissediyorum kendimi. Bir kere bedensel olarak çok sağlıklı hissediyorum. Zaten anlatmak için çok sabırsızlanıyorum. Biraz böyle günlük rutinlerim nasıl, onlara da bol bol değinmek istiyorum ama çok özetle şunu söyleyebilirim. Buraya gelmek, şu an olduğum yere yani spesifik olarak gelmek benim böyle parmağımı bile oynatmama gerek kalmadan beni bir günlük düzene soktu. Yani kalkış saati, fiziksel hareket, aktivite, yeme içme falan açısından. Hani doğallıkla oldu yani ekstra bir sağlıklı besleneyim, ekstra bir hareket edeyim çabası vesaire olmadan. E, o yüzden çok böyle diri hissettiğim, benim bedenimle, yapımla, e, uyumlu bir hayat yaşadığımı hissediyorum. O yüzden zihinsel ve duygusal olarak da sağlıklı hissediyorum açıkçası. Ben de keyifli. Ah, ay düğümü Başak konuşuyor mu? <laughs> Başla. <laughs> Aynen başladı konuşmaya. Iyi başladı bile. En sevdiğim şeylerden bir tanesidir. Bunu bazen danışmanlıklarda da dayanamayıp söylüyorum. İlk başta bir danışanı böyle bir 5-10 dakika konuşturursun yani ne haber hmm. ne yapıyorsun falan filan dediğin anda bir dökülürler sana sanki bütün haritayı anlatıyor o. Yani hmm. hani sen böyle ben ne söyleyeceğim ki diyorsun. Sadece onun teknik tarafını açıklamak kalıyor aslında geriye. Hakikaten öyle oluyor. Bak Kuzey Aydın'ın güldür güldür konuşmaya başladı bile ki bunu daha önce paylaşmamıştık kendi aramızda. Evet. Açıklayacağız bunların hepsini. Hı. Hmm. Birazdan. Birazdan. Ben bir yandan şuradan yine senin haritanı açıyorum. Peki şöyle bir giriş yapmak ister miydin? Yani şu anda çok kısa bir özet. Nerelere geldik, nasıl geldik, niye geldik, neler yapıyoruz? Bir Böyle bir giriş yapmak nasıl olur? Evet, hadi bakalım. Evet bilen var bilmeyen var senin takipçilerin ayrı vesaire bir böyle bir özetleyelim. Benim 5 hafta oldu şu an Bali'ye bir yolculuğum oldu. Bir süredir zaten haritamda çeşitli e, açılar vesaireler vesaireler var. Yeni başlangıçlar, yeni döngüler. Hafif böyle astroloji bilenler için de ben araya küçük küçük koyayım. Çok detaylarına girmeden hani e, astroloji bilenler de oradan beslenmiş olsunlar. 2023 Ocak ayında ben Progress Red'de de bir e, yeni ay fazına giriş yaptım ki bu yeni ay fazı benim 9. evdeki natal haritama 120'lik yapıyordu. 9. ev yabancı yerler, yurt dışı vesaire olduğu için, e, ay yerleşim olduğu için ve 1. evde olan bir yeni ay fazı da kendi motivasyonlarını gerçekleştirmek olduğu için zaten böyle bir şeye bir e, kapı açılmıştı. Ben de merakla bekliyordum çünkü yeni ay fazlarından sonra ayın birazcık güneşten uzaklaşması gerekir ışığının gözükebilmesi için. Yeni ayda ayı göremiyoruz ya hilal ayında, e, hilal fazında görebiliyoruz. Dolayısıyla böyle bir 7-8 ay geçmesi gerekiyordu tam olarak onun e, meyvesini vermesini. Gerçekten takır takır işledi e, astroloji ve en sonunda 2024 ayı. Ee, ne zaman gittim ben? Şubat 16 Şubat'ta e, Endonezya'ya uçtum. İlk önce bir e, 3-4 gün kadar Jakarta'da kaldım. Sonra e, Jakarta'ya yakın bir e, Bogor isimli bir şehirde 10 günlük bir Vipasana'ya katıldım. Ki bu Vipasana çok önemli çünkü Kuzey Ay düğümü 12. ev ve Koç burcunda eşittir Vipasana gibi bir döngüden bahsedebiliriz ya da denklemden bahsedebiliriz. Ondan sonra o 10 günün ardından da e, Bali'ye geçiş yaptım. 4 Mart itibariyle sanıyorum. 4 Mart mı? 5 Mart mı? 4 ya da 5 Mart'ta e, Bali'ye geçiş yaptım. Ve şu an e, 11 Nisan'dayız. 5 hafta gibi bir süre oldu. Buradayım. Yurt dışı dediğim gibi bir süredir vardı ama e, neresi, nasıl vesaire, ne zamanlar vesaire e, bunlar sonradan görünür olmaya başladı. Tabii ki astrolojik şeylerle de çok 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 uyumlu olarak ve tabii ki Bali'ye de bütün bu seçimleri yaparken aslında hiç aklımda yoktu. O da yine çok kuzey aydınlığı bir e, konu. Bir anda böyle kadersel olarak bir çağrı geldi ve ben hiç düşünmeden e, tamam falan deyip hayatımda hiç bu kadar Bali ilgim, bilgim ya da planım yokken bu arada onu da söyleyeyim. Hani e, Bali'nin tabii ismi birazcık olduğu için turistik camiada vesaire herkes böyle bir Bali'ye gittin oh. Eğlence geziyorsun falan filan kafaları aslında öyle bir şeyle olmadı hiç Bali benim radarımda olan bir yer yok değildi Asya hiç radarımda değildi ama e, Asya ve Endonezya ve sonra da Bali radarıma girdi e, kadersel çağrılar sonucunda ve gerçekten bir astroloji hikayesi olarak bir 36. yaş Kuzey Aydımı dönüşü e, hikayesi olarak kendimi burada buldum hem de ne bulmak Kuzey düğümünde yaşamak neymiş onu bana e, anlatıyor şu an. Bakalım gayet güzel şimdilik e, buradayız gibi gözüküyor. En kısa versiyonu bu oldu. Sonra yine açarız bunların aralarını baktıkça haritalara. Çok da güzel bir versiyon oldu. Çünkü senin hikayeni neredeyse yani başından beri bilmeme ve aslında sürecini takip etmeme rağmen... ...benim de sendeki tam karşılığını bilmediğim yerler varmış ve sen konuştukça bende de aydınlanmalar oldu... Öncelikle şu kısmı bir aydınlattı. Tam bir kuzey aydınlığı gibi kadersel oldu dedin. Yani aslında hiç planlamıyorken biz e, böyle hani zihinle bulamazken bir dakika bir dakika senin burada işin var. Sen gel bakayım buraya deyip hayatın koyması alıp bir yere. Kuzey aydınlığı bir tema mıdır hocam? Niçin bunu böyle yorum? Çok kuzey aydınlığı bir temadır. Çok sevdiğim bir şeydir. Çok bunu anlatmaya da çalışıyoruz. Geçen bir danışanla yazın şey yapmışız danışmanlık yapmışız. Kuzey Ay düğümü 5. evde. E, Kuzey Ay düğümü 5. evde olunca ne oluyor? Çocuk 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 var mı? Çocuk düşünüyor musunuz falan filan? Yok Umut Hiç çocuk düşün yani hani bir noktada var ki evet ama yani şu an hiç kariyer odaklıyız falan. 3 ay sonra mı ne mesaj attı? Umut ben hamileyim. Bir daha görüşebilir miyiz diye. Ee, böyle çalışıyor. Yani ay düğümünü anlattığım zaman insanlar bana hiç planımda yok dedikleri zaman artık gülüyorum. Çünkü zaten ay düğümü bu demek. Kadersel çağrı bu demek. Planında olsa zaten o kadersel çağrı olmaz. Anlatabildim mi? Hani zaten ben bunu bekliyordum dediğin şey kadersel çağrı değil. Onu da şöyle şey yapayım. İşte Ocak ayından itibaren biraz yurt dışı düşünceleri vardı. Hem haritadan da şey yapıp böyle belli tarihler vardı. Ee, bir Ekim'de gitme ihtimali vardı astrolojik olarak. Bir de 2024'ün işte Şubat Mart aylarında gitme gözüküyordu. Ben bütün yazımı İspanya'ya gideceğim diye geçirdim. İspanya, İspanya, İspanya'dan çağrılar geliyor. İspanya'dan insanlarla tanışıyorum vesaire vesaire. Ondan sonra Ekim ayı geldi. Ben bir sakatlık geçirdim. İşte siyatik vesaire, bel problemleri falan. Çünkü ay düğümlerim benim 6-12 aksında. Kuzey ay düğümüm 12. aksa, e, güney ay düğümüm 6. aksta, 6. evde. Terazi tarafında 6. evde bir tutulma olduğu için ne oldu? Oradan bana çalışamayacağım haftalarca ve hastalık yaşayacağım ve bu hastalıkla birlikte çok büyük bir dönüşüm yaşayacağım. Çünkü Plüton da benim 6. evdedir. Ve her böyle büyük hastalıkla çok büyük dönüşümler yaşarım ve ben o hastalığın en dibi nokta bir yerde Dedim ki ben de buradan kalkıp tekrar yürüyebilmeye başladığım zaman Vipassana'ya gideceğim dedim. Benim bir resete ihtiyacım var. Eğer benim vücudum böyle bir hastalık yaratabildiyse, böyle bir yaratım yapabildiyse demek ki bir resetlenmeye ihtiyacım var dedim. Öyle bir kadersel çağrı geldi mesela. O da bir kadersel çağrıydı. İşte diyoruz ya bazen büyük hastalıklar falan çok büyük şeylere sebep oluyor. O hastalığı yaşamasaydım ben bir Vüpasana kararı alamazdım çünkü bir pasana bir delilik hepimizin bildiği üzere o böyle hani hobi olarak yapılabilecek bir şey değil. Dolayısıyla o kadar karanlığın o kadar kötü diyeceğimiz bir noktada o, o kararı almam ve ondan sonra yine o dönemde geçtiğimiz yaz başında yine Kuzey Aydınlığı koça girdiği zaman ben bir ekstetik dans etkinliğine katılmıştım. Türkiye'de orada sevgili Melis'le tanıştık biz. Buradaki çok sevdiğim arkadaşlarımdan biri benim yolculuk arkadaşım artık. Onu da tanışmıştık ve hani Instagram'da netleştik. Öyle başka bir muhabbetimiz yoktu ama Ecstatic Dance'da e, tek konuştuğum, tek arkadaşlık iletişim kurduğum oydu. Ondan sonra ben bu hastalık döneminde tabii ki çalışamıyorum, evdeyim, devamlı yatıyorum falan Instagram'a sardım. Ve Instagram'da işte hiç Melis'in storylerine daha önce bakmamışken Melis'in storylerine bakmaya başladım. Ki gördüm ki e, Melis Bali'de ben Melis'e mesaj attım. Aa Vali misin? nasıl oldu nasıl gittin vesaire. Ya Umut şöyledir böyledir ben de bilmiyorum. Bir şekilde geldik buralara. Burası çok güzel gelsene. Okey dedim. Budur yani. Hikaye bu. Okey dedim. Neden okey dedim bilmiyorum. Vali hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Hiçbir araştırma yapmamışım. Vali iyi midir kötü müdür inan hiçbir şey bilmeden. Okey dedim yani. Vize durumu çünkü çok kolaydı. Bir de tabii hayat böyle kolaylaştırıyor değil mi o tarafa gitmeyi? Endonezya'ya gelişte vize çok kolay. İspanya'ya gittiğin zaman vize çok büyük problem olacaktı. Baktım içime sordum dedi ki şu an bir vize e, olayına girmek istemiyorum. Böyle bir e, prosese girmek istemiyorum. Okey Endonezya'ya yönelebiliriz dedim ve o çağrıyı Ekim ayında kabul ettim ve ondan sonra yine e, 6 ay sonra bir tutulmayı e, burada geçirmeyi nasip etti Yüce Sistem. Böyle kadersel bir şey yani. Hiç beklemediğim bir yere bir anda gelip her şeyin kolaylıklı olması. Ve yine şunu da ekleyeyim kolaylıkla olmaktan kastımız ne? <laughs> Havaalanına gittim. Qatar Airways uçuyorum. Qatar Airways dedi ki dönüş biletiniz olmak zorunda. Sizin dönüş biletiniz sadece rezervasyon. Bu biletin alınması gerekiyor. Hava alanında bir panik ben. Bir şekilde onu hallettik. Bir yerden bir bilet alınmış gösterdik falan. Ve ben binebildim. Endonezya'ya geldim. Pasaport kontrolünde adam bana sorular sorup duruyor. Yani normalde hemen geçirmesi lazım. Ne, ne oldu vesaire siz mi aldınız bu vizeyi diyor. Dedim ben aldım yani ama buradaki bilgiler yanlış dedi. Dedim ne diyorsun hani sistem yanlış okumuş benim pasaportumdaki veriliş tarihini ve oraya yanlış geçirmiş. Ben de bunu kontrol etmedim çünkü bu 15 yıllık teknolojidir. Belki 20 yıllık teknoloji hiç öyle bir hata olabileceğini düşünmedim. Çek etmekte fayda var her zaman tabii ki ama e ne yapacağız? Ve şuraya gidin vize alın dedi. Ben oraya gittim vize aldım tekrar. Yani çıkabilecek bütün problemler çıktı ama yine de bir onların kolaylıkla çözülmesi söz konusuydu. Ve şey de çok komik onu da hep anlatıyorum. 12. ev yalnızlık olduğu için uçakta İstanbul Doha uçarken de yanım boştu. Doha'dan da şeye Jakarta'ya uçarken de yanım boştu. Bütün uçak dolu. Ve ben böyle yalnız uçuyorum hissiyle falan. Zaten yalnız uçuyorum. Ama hani daha da biri yalnızlık vesaire. Böyle de hani kadersel olarak yani evren desteklediği zaman sen gideceksin oraya. Yani bir şekilde çözüldü. Nasıl çözüldü bilmiyorum. Ben ki böyle şeylerden çok stres olan, panik olan biriyimdir. Her şeyi çok iyi hazırlamak e, isteyen birisiyimdir. Böyle şeylere hiç e, fırsat bırakmak isteyen birisi değilimdir. Ama bir şekilde her şey yardımcı oldu. E, bütün her şeye zamanında yetişildi. Bütün uçaklar zamanında kalktı. Her şey oldu vesaire ve şu an buradayım. Böyle bir kolaylık, böyle bir rahatlık. Gerçekten hayatın akışını doğru aktığımı hissettiğim bir e, noktadayım. Bu da çok kuzey aydın bir şey. Yani resmen diyor ki senin dediğin gibi oluyor. Ben çok kısa hayat yanlış bir yoldaysan, seni oradan alıp diyor ki sen burada olman lazım. Bir dakika kendine gel. Ve işte bunu bir hastalıkla gösterdi bana. İyi ki hastalığı yaşamışım. İyi ki o acıları yaşamışım ki iyi ki o Vipassana'ya karar verilmiş. Vipassana da benim hayatımı değiştiren bir şey oldu dolayısıyla. yine 12. ev, meditasyon, yalnızlık, karanlık, inziva vesaire. Vipassana'da da herkes oda arkadaşıyla kalırken ben yalnız kaldım. Tek başıma kaldım orada. Yani hani öyle bir güldür güldür çalışıyor ki sistem gerçekten şu an böyle hani bana da çok büyük bir ders oluyor. Çünkü işte kadersel çağrı dediğim şeyi şu an deneyimliyorum. Bütün iyiliklerimle denediğim, deneyimlediğim bir noktadayım ki bu da benim danışmanlıklarda ya da insanlara astrolojiyi öğretirken, anlatırken kullanacağım şeyler. Yani işte astroloji farkındalığının en sevdiğim şeyi bu. Engel olmak falan değil, olan oluyor zaten. Ama o bilinçle yaşadığın zaman Mars sana ne getirebilir onu böyle anlıyorsun. Tutulma sana ne getirebilir, kadersel çağrı ne demek? Kader beni bir yere çektiği zaman nasıl her şey böyle bütün yollar açılıyor. Ve o orada buluyorsun kendini ve orada olduğuna da inanamıyorsun. Ama bir şekilde hani o kadar sana çağrı almak ne demek? Yani mesela İspanya mıydı? Aa yok İspanya galiba zihinle verilmiş bir karardı. Şu an anlıyorum. Versus hani böyle bir... Bir kere tanıştığın ekstratik danslı birisi sana Bali'ye gel diyor ve içinde bir şey... E, e, tamam, tamam. Çok büyük bir sakinlikle tamam diyor. Ben hakikaten Bali'ye geldikten sonra Bali'nin Bali olduğunu anladım. Bali'ye geldikten sonra Google'a yazdım. Bali'de ne yapılır, neye gidilir vesaire vesaire. Ve tabii ki yine dediğim gibi Kuzey nün getirdiği bir noktada yaşadığım için... ...ki Local space'te biraz sonra gösteririz. Local space'te de Kuzey Aydınlığı ve çok yakın olduğu için Endonezya e, şeyi de görüyorum ya bir dakika ben bunları yıllardır istiyordum yıllardır açlığını hissettiğim istediğim manifest etmek istediğim İstanbul'daki hayatımda şi şikayet ettiğim her şey burada var ve bir nasıl yani falan gibi de böyle hani manifestation çarpı bir milyon falan gibi bir şey yani hani Kadersel olarak hani sen zaten içinden bunu istiyordun, al sana. Ben böyle şey diyordum hep mesela hayvanlardan bahsettik. İstanbul'da kedi, köpek, kedi, köpek başka bir şey yok. Sıkıldım. Daha hayvanların içinde olmak istiyordum. Şuan burası bir jungle. Bir jungle'ın içinde, evin içine gekolar giriyor, çıkıyor. Şurada kocaman şöyle bir bir süreliğine bir örümcek taşındı. Bir süre birlikte yaşadık. Şu an devamlı kuş sesleriyle uyanıyorum falan böyle hani vay be güzel manifestation yani hayvanlar dedim ve gerçekten hayvanların içindeyim sadece kedi köpek değil ki kedimiz de var köpeğimiz de var her şeyimiz var gekolarımız var dediğim gibi ee, böyle bir noktadayım biraz uzun oldu ama güzel oldu bence <laughs> hadi biraz da sen anlat Valla o kadar daha. böyle hayretler içinde dinledim ki yani şuna hayretler içerisinde Meksika'ya dair kendi anlatacağım hikaye neredeyse aynısı yani çok komik seviyede paralellikler olmasını Zaten. böyle e, gülerek dinledim. Senin e, astrokartografide kuzey ay düğümün Endonezya'dan geçiyor değil mi? Yani kuzey ay düğümü çizgisine yakınsın şu anda. Evet. Ve sen kuzey ay düğümün evet. de Koç. Kuzey aydüğümüm koç, Kuzey aydüğümü dönüşü zamanındayım. Hmm. Ee, yine astrolojik olarak şunu belirtebilirim, ee, Firderya periyotlarında ben Ay Güneş dönemindeyim şu an. Ayın ve Güneş'in aktife olduğu yani e, Year Lord dediğimiz yıl yöneticisi olduğu bir noktadayız. Tutulma dediğimiz şey ne zaten? Güneş ve Ayın dansından ortaya çıkan şeyler. Şu an hani Güneşimi de Ayımı da çok aktive ettiğim bir noktadayım. Güneş Ayımın aktive olduğu bir e, Mekandayım ve kuzey aidiğimi hattıma çok yakınım. Ee, hatta önümüzdeki Salı günü Malezya'ya gidiyorum bir birkaç günlüğüne. Ee, Malezya buradan da daha yakın. Yani hayat dedi ki seni oraya getireceğim. Bir daha hani arada oraya da yakınlaşacaksın, <laughs> uzaklaşacaksın. Bu hani Malezya'da kim bilir neler yaşayacak Çok merak ediyorum mesela. Hani ama kuzey aidiğimi e, hattıma lokal space e çok yakınım. Evet. Hı hı. Ben de biraz bunun üstüne koyarak anlatayım. Öncelikle benim de kuzey ay düğümü başak, güney balık ve kuzey ay düğümü çizgim nereden geçiyor? Tam Meksiko City'den geçiyor. Yine birazdan haritanın üstünde göreceğiz. Ama Meksiko City böyle Meksika biraz yatay bir ülke. Ortasından biraz daha batı gibi. Ve ben ilk Meksiko City'ye indim. Orada biraz vakit geçirdim. Sonra Oaxaca City diye ikinci bir büyük şehre, çok büyük değil ama yine şehir olan bir yere geçtim. En sonunda biraz daha Pasifik kıyısına indim. Şu anda bir sahil kasabasındayım. Ve gelişimle ilgili durum bende de şöyle gelişti. Benim de öncelikle aklımda bir yerlere gitmek vardı. Hep şöyle bir dinamiğim vardı pandemi öncesinde. Her yıl bir ya da iki kere bir Avrupa'ya gidiyordum öğrenci olduğum zamanlar böyle bursları biriktiriyordum ya da bir öğrenci etkinliğine gidiyordum vesaire. En son da Erasmus'taydım. Erasmus'ta 5 ay Hollanda'da kaldım. 5 ay bitti, ülkeye döndüm. 3 hafta sonra her şey kapandı. Yani o kadar böyle Avrupa'da olma veya international olma haline en alıştığım zamanda Kapanma ve işte kadersel yani yine sonrasında gidip staj vesaire yapacaktım Hollanda'da. Hayat dedi ki hayır sen ülkede duracaksın yani biraz. Ve o gün bugündür gerçekten çıkmamıştım Türkiye'den. O yüzden arada bir geliyordu. Ve Türkiye'de de çok farklı yaşam tarzlarını deneyimledim. Bir tane bu Meksika'ya gidişimi anlattığım video var YouTube'da. onda daha detaylı anlatıyorum ama yani iki büyük şehirde yaşadım Ankara, İstanbul bir süre böyle İzmir civarını bir çok kısa deneyimledim ama onun dışında asıl e, inziva merkezlerinde gönüllülük ve köyde yaşamak böyle biraz daha community ve hani küçük yerlerde yaşamayı deneyimliyorum son birkaç yıldır Fethiye'de ama hep böyle bir şey eksik yani tamam doğa tamam deniz ama böyle bir şeyler tam oturmuyor hani o senin de Bali'ye dair dediğin ya keşke şurada şöyle bir şey olsaydı dediğim şey o şehrin doğal yaşantısında veya akışında yok. Yani çok ekstra bir çaba sarf etmek gerekiyor veya çok ekstra paralarım olacak ve tam kendi istediğim evi yaptıracağım ve tam o araba altında olacak ki o yaşantıyı yaşayayım gibi. Yani böyle o aklımdakine cuk oturan şey değil. Sanki böyle önüme bir yemek geliyor ama baharatı eksik gibi. Dolayısıyla ben de senin de dediğin gibi zihinden bir şekilde yanıt bulmaya çalışır haldeydim. Ben nerede yaşayacağım? Yani İstanbul'un bazı kısımlarını çok seviyorum. Okey, arkadaşlarım var. Artık oranın böyle havası dokusu tanıdık ama işte o şehir yine seni nerede olsan sıkıştıracak. Yani kale de yapsan sıkıştıracak, yalıda da otursan sıkıştırıyor. O trafiğe yine çıkıyorsun veya o işte ağaç eksikliği, hayvan eksikliği, o hani bir oksijen Eksik gibi bir yerden değil ama onların tuttuğu bir alan var yani o hayvanların yıllardır yüzyıllardır burada yaşayıp tuttuğu bir enerji alanı var ve büyük şehirde biz onları ne yapıyoruz hani bir şekilde disrupt ediyoruz yani bozuyoruz insan frekansı hayvan frekansı hepsi böyle iç içe geçip oluyor ve hassasiyetim de arttıkça sonuçta hani bu kadar pratiği yapıyoruz yapıyoruz ve o hani dünyanın bizi sıkıştıran frekanslarından kendimizi kapattığımız yerler bizde açılıyor sürekli antenler açılıyor ve o kadar açık antenle durmak daha da zor oluyor. Dolayısıyla hani yine böyle en uygun yer İstanbul gibi görünüyordu. Çünkü o Hani küçük köy hayatı falan da tamam güzel şeyler var ama o kadar bana göre değil bazı kısımları artık bunu da kabullendim. Şimdi buna da geleceğim biraz güney balık teması yani o hani çok spiritüel olmakla böyle bütün imkanları ve bütün böyle materyal konforu itmekle eş tutma gölgesi var yani orada hayır gideyim dağda yaşayayım bana işte fırsatlar olması olur falan gibi ya yani o beni çok zorladığını fark etmiştim ve o şehir enerjisini aradığımı ama Hani bakıyorum bu şehirlerden biri değil hani havuzun içinden en iyisini seçmek gibiydi kalbimden çekilmektense ve şu anda da hani yaptığım işleri kurmaya başlarken hep böyle aklımın gerisinde şu motivasyonla kurdum ben dünyanın neresinde olursam olayım çalışabilmek istiyorum. O yüzden bütün seanslarım online o yüzden e, bana bir e, telefonumun kamerası bir mikrofon yetiyor istediğim her yerde video çekebilirim her yerde editleyebilirim ve düzgün bir internet bulduğum sürece upload edebilirim yani çok simple bir sistem kurmaya gayret ettim kendime ve benim de çağrı almam şuraya denk geldi. Öncelikle benim de geçen yaz tanıştığım inziva merkezinde gönüllülük yaparken aynı anda birlikte gönüllülük yaptığım diyebileceğim iki arkadaşım burada. Ve zaten onlarla tanışmamızla birlikte bir yolculuktayız. Yani bilmiyorum o bende hangi tutulmalar nelere denk geliyordu. Bir şeyi hatırlıyorum. Ağustos'ta bir dolunay vardı galiba balık dolunayı. Yani o civarlar falan birlikteydik ve şöyle de bir yolculuğumuz var. Mesela aynı anda böyle sufi pratikleriyle tanıştığım iki arkadaşım. Hani önden bir girizgahı vardı bende ama çok derinleşmemiştim o hani semada vesaire. Ve biz böyle beş gün beş gecelik bir semayı birlikte geçirdik. Bak çok komik. Sen de eksetikte tanışmanla şimdi eşledim kafamda. Hani böyle bir birlikte portaldayız gibi aslında. O gönüllülük faslı bitti. Biz bir aralıkta Konya'ya gittik hep birlikte yine. O Konya bitti. İşte bir tane arkadaşımla birlikte bir hatay yaptık. Yani bir journey, yolculuk, kahramanın yolculuğu dostu durum bizde de var ve ee, o arkadaşım buraya Ocak'ta gelmişti. Ve biz böyle hep FaceTime yapıyoruz. Senin de dediğin gibi benim planlarım da hiç yok. Ve bir süredir hayatımı şöyle yönlendirmeye çalışıyorum. İşte o sürekli böyle zihinden veya enerjiden yaratım yapma kafasından çıkıp materyal böyle aksiyonla, disiplinle e, yönlendirmeye çalıştığım bir yerde olduğum için iyi kötü hani sürprizlere de yer bırakırız okey ama yine de kafamda bir çerçeve olsun diyerek yönlendirdiğim bir hayatım var dolayısıyla ben 6 aylık bir plan yaptım kendime yılbaşında böyle ıncık cıncık bir plan değil ama vizyon gibi ve o vizyon gerçekten sadece işimi böyle büyütmeye ve onu derecelendirmeye yönelik bir sonraki aşamaya geçmek için hedeflerim bunlar bunların üstüne çalışacağım şunları önceliklendireceğim gibi ve finansal kısmında aslında şöyle bir hedef koyuyorum kendime. Hani İstanbul'da belli semtlerde yaşamaya niyet ediyorum. Oralarda işte eve çıkabileceğim, bu işte kirasını vesairesini ödeyeceğim. İşte şu standart, bu standart böyle bir maddi hedefim var. Ama içimden de bir şey diyor ki yani ya sen bu evlere hani bu kadar içinin tam da rahat hissetmeyeceği evlere bu kiraları verirken tam böyle aligned hissedecek misin? Hizalı hissedecek misin? Hani mesela Para değil o parayı kazandım 10 katını 100 katını da kazandım ama e, o zaman zaten buna mı vermek isterim yoksa gidip işte dünyanın başka bir ucundaki bir Airbnb'de mi kalmak isterim? Yani bu kadar köklenmeyi isteyecek kadar bir aşkım değilim ne İstanbul'a ne herhangi bir yere boş yani orası e, ve arkadaşım böyle sürekli şey diyor FaceTime'da ya sen de gel gelmelisin ama zerre aklında yok. Ve bir gün şöyle bir şey oldu. Ben Teta Healing eğitimi alıyorum işte. iki aşamasını aldım. İkinci aşama advanced olarak geçiyor ve bayağı güçlü yani. Ne denir? Practitioner olmak için eğitim alıyorum ama hmm. hani bizim üstümüzde de bir bilinçaltı temizlikleri yapılıyor yani eğitimi alırken ve orada çok güçlü hmm. bir böyle kökten bir temizlik var. Ve dolayısıyla şunu görüyorum. Benim işte bu taşıdığım kıtlık bilinçleri olsun, kendime layık gördüğüm, görmediğim şeyler veya hayatın ne kadar eğlenceli, mutluluk işte hafiflik dolu bir yer olabileceğiyle ilgili algım çok açıldı yani Teta ile çalışmaya başladığımdan beri. Ve bir sabah yataktan gerçekten şöyle uyandım şakasız kalktım. Ya tabii ki de Meksika'ya gideceğim. Başka nerede olacaktım ki? Hani o kadar böyle make sense ediyor ki yani zaten. Herhalde ben yani. Ne yapıyorum ki? Böyle işte şeyler falan kafama dank ediyor. Sen annen misin, baban mısın? Niye sürekli 26 yaşında settle down olmaya çalışıyorsun? E zaten bu, bu, işi bunun için kurmadın mı? Ya ne yapacaktın? Tabii ki de Meksika falan. Böyle dediğin gibi bir gram araştırma yapmıştım yok ağzından ben Meksika'ya gitmek istiyorum gibi bir cümlenin çıkmışlığı yoktur yani muhtemelen o zamanki hayatıma kadar. Sadece uçak biletleri fiyatlarını biliyorum arkadaşıma soruyorum işte aylık ne kadar bir bütçe gerekir şu kadar hallederim bunu şöyle böyle falan. Ya, sorgulamadım bile çok fazla şey aslında dediğin gibi yani ben işte farklı bir ben olsa farklı bir durum olsa belki didik didik araştırırım. Günümden günüme planlarım. O kadar şimdi ki tamam ya gidilir hani Böyle oldum. Ee, vizedir. Bir de o cümleyi hemen şey yapacağım. O hallederiz ya. Çok güzel bir cümle. Ben de öyleyim. Melis'e devamlı mesajı Melis vize nasıl alınıyor? <laughs> Melis bana anlatıyor. Bıdır bıdır sağ olsun. Böyle 8 dakikalık e, ses kaydı açıyor. <laughs> ben böyle... E tamam hallederiz. İşte ev nasıl bulunuyor? Şuradan şuradan hallediyoruz aşkım. Şöyle yapıyoruz. Benim, e, tamam hallederiz. Yani normalde... E, ...bu kadar hallederiz demeyen bir insanken... ...bir anda bu böyle görünür olmaya başladıkça... ...e tamam onu da hallederiz, onu da hallederiz... ...ve en kolaylıkla gerçekten olacak şekilde... ...halledebiliyoruz inancıyla da geliyor. Kesinlikle, kesinlikle. Benim de aynı şekilde buradaki arkadaşım Kibel'le sürekli böyle soruyorum. İşte evler nasıl, odalar nasıl, kaç para, vizeyi ne yapacağım ve Meksika'ya gelirken bu elektronik bir vize alınıyor. Bir form dolduruyoruz elektronik. Onun sonucunda bir PDF yolluyorlar. Ama bu böyle benim içimi rahat ettirmedi. Biraz araştırayım dedim ama araştırmak da istemiyorum böyle işte. Araştırdıkça didiklemek falan bu ikisi arasında bir yerdeyim. Ve negatif şeyler de dolanıyor aslında internette. Çünkü özellikle böyle ekonomisi vaziyeti kötü giden ülkelerden insanlar Meksika'ya gelip sonra Tatlış tatlış Amerika sınırından kaçtıkları için Amerika böyle çok büyük bir baskı yapıyormuş. Ve hani kağıt üstünde şu bu belgelerle gelin bize bir başvurun siz kimsiniz isminiz cisminiz ne demiyorlar. Ama sorgu sualle veya hani kafalarına göre sınırdan geri döndürdükleri insan falan olmuş. Ve ben bunu böyle hiç içeri almamak için doğru düzgün araştırmadım bile. Ama havaalanında sonra burada inince gümrükte o böyle hafif küçük endişeler bile beni böyle hani avladı. Hmm. Ve küçük küçük sınavlardan geçtim ben de. İlk başta Türkiye'den uçağa en son ben bindim. Çünkü sende de aynı durum var biliyorum. Eski pasaportum yeşildi benim. Hayatımda hmm. ne şey düşündüm. Buraya vize mi şuraya alırlar mı falan takır takır geziyordum bütün Avrupa'yı. Ee, ve... Yeşil pasaportum bittiği için bordo çıkarttım ve bordonun içi bomboş. Yani ben onların gözünde hiçbir ülkeye adımını atmamış gıcır gıcır bir insanım ve hani sen hayırdır oldular yani nereye geliyorsun nereye gidiyorsun. Ve o bütün sorgulamaları zorluklara rağmen hep içimde bir parça şey ben bu uçağa bineceğim çünkü benim bir şey var ya. ben, ben Meksika'ya gideceğim arkadaşlar hani böyle bir enerjideyim. Gümrükte aynı. Kadın bakıyor, dönüş biletim vardı benim neyse ki onu bayağı sordular hakikaten. Üç ay ne yapacaksın? Niye bu kadar uzun kalıyorsun? Ne meslek yapıyorsun? İşte YouTuber'ım falan böyle kaç takipçin var? komik hani bir yandan komik <laughs> ama bir yandan dediğin gibi her şey kolaylıkla yani. Benim de en sık kullandığım cümle böyle tık 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 böyle zincirin uçları gibi ardarda arda diziliyor. Bir de tamam soru sor, sor. Sormuş, bir sorgulama var ama yani hepsine cevabın var. Evet. Yani çünkü hayat seni o noktaya getirdi, seni hazırladı zaten. Mesleğin böyle gerçek dediğin gibi yani o şey bende de var. Bunu da üstüne basarak söylemek istiyorum. Çünkü Ali belki birileri ilham alır diye 2020'den beri, pandemiden beri online çalışıyoruz her şey online oldu ama zaten dediğin gibi hedef buydu zaten her şeyi online'a almak ki bu mobil hayatı yaşayalım. Ondan sonra ne oldu? Sende de boğa olduğu için ondan sonra ne oldu? Her şey online'a geçti. Biz yine konfor alanındayız. E tamam bunun için mi her şey online'a geçti? Hani yatak odasından kalkıp salona gidip mi çalışmak için mi <laughs> geçti bu? Bir şekilde hani o çağrı onları da hadi sen bak yapılacak her şeyi yaptın. Sistem var yani benim için de hiçbir zaman şey olmadı. Ay işimi bırakmam lazım. Bak şimdi para kazanabilir. Her şey buradan devam ediyor. 5 saat farkla devam ediyor ve devam ediyor. Hiçbir şeyimden geri kalmadım ben şu an. Danışmanlıklarımı da veriyorum. Şudur budur hani. Güzel. Aynen öyle. Bir de artık şunun da idrakı çok net. Yani ikimiz için de bu geçerli. İşimiz eşittir. Enerjimiz olduğu için. Hani benim enerjimi korumaya yaptığım her yatırım maddi olmak zorunda değil. Lokasyonumu değiştirmek, yediğim şeyi temiz tutmak, bedenime iyi bakmak. Yani bu verdiğim hizmetle direkt paralel ve nerede bu beden mutlu olacaksa ve nerede ben o ilhamla dolup taşabileceksem oraya gelmem aslında çok büyük bir yatırım oluyor yani bu kafayla da bakınca. Buna da bir küçük ekleme yapmak istiyorum. Buraya geldikten sonra tabii daha görünür olmaya başladım. Daha çok şey paylaşmaya başladım. Özellikle günlük hayatı kendime dahil vesaire. Ve hep kafamda şunu düşünüyordum. Yani bu arada tabii ki İstanbul falan hani ben İstanbul'da yaşıyordum ama çok mutsuzdum. Son 3 yıldır ben çok mutsuz yaşıyordum. Çünkü işte ses problemi, komşular falan. artık herkes biliyor. Bilenler e, sıkıldılar benim komşu problemimi dinlemekten ama işte çeşitli hayat pahalılığı, kiralar artıyor, ev sahibi çıkarmaya çalışıyor falan gibi saçmalıkların içinde ilk önceki farkındalığım şu oldu buraya gelince ya ben zaten öyle bir hayatta ne paylaşsaydım ki? Ya yani ben burada böyle meditasyon yaptırmaya çalışıyorum. Arka tarafta işte yan komşunun sesi benim kulağıma geliyor. Devamlı bir küfür. Küfür etmeyi sevmediğim için edemeyeceğim şu anda. Devamlı bir küfür. Yani Allah Allah diyor. Burada bir, bir yanlışlık var. Hani ben burada bütüne şifa olsun diye çalışmalar yapmaya çalışıyorum. O sırada oradan hani bir video çekmek falan aklımın ucundan geçmiyor. Çünkü ben orada çok iyi bir enerjide değilim. Oradan akacak enerjiden o enerjiyi bile kendim benimsemiyorum. Buraya geldim o o akış çok daha doğal olmaya başladı. Çünkü dediğin gibi çok daha sağlıklıyım, çok daha mutluyum, çok daha pozitifim. İlk hikaye paylaşmaya başladım. Herkes bana umut çok iyi gözüküyorsun, umut parlıyorsun, umut ne oldu sana? Falan. Hiçbir şey yapmıyorum. Eskisi kadar jet bakımı falan da yapmıyorum burada ama sağlık böyle Güzel uyku uyuyorum. Alkolü bıraktım. Sigara zaten içmiyordum falan filan hani. Bunların yaşanabileceği de bir yer olduğu için ve sonra gelen şey de şu oldu. Ben zaten Türkiye'ye hizmet ediyorum. Türkiye'ye hizmet etmek istiyorum. Her zaman da bu devam edecek. Türkçe işlerim olacak. Her zaman Türkçe devam edecek. Ama burada olup Türkiye'ye hizmet etmek e, şu an için çok daha avantajlı. Şu an için çok daha mümkün. Şu an için çok daha güzel. E, İstanbul'da dediğim gibi o sinirin, stresin, öfkenin, şunun bunun içinde. Ki verdiğim enerji çok daha farklıydı ve o tütsümüz coştu, <laughs> alev aldı. <laughs> ee, o enerji ben zaten istemiyordum. Şu an buradaki umutun enerjisiyle kameranın karşısında olmaktan çok daha mutluyum. Bu umutu tanıtmak istiyorum. Bu umut gerçek umut. Bu umut gerçekten o koç enerjisini, Jüpiter Güneş kavuşumu, koçtaki yansıtmak isteyen umut. Çünkü Jüpiter koç ne demek? Kendi bilgeliğin, kendi üzerinden deneyimsel olarak kendimi ben nasıl tanıyorum, kendim olmak ne demek? Ne zaten bütün çalışmalarım bunun üzerine insanların kendilerini tanımaları üzerine şeyler. Dolayısıyla bunu buradan daha iyi yapabilmek da beni mesleki anlamda çok çok mutlu ediyor. E, bu söylediklerinin yanı sıra şöyle bir taraf var. Bu arada benim de yani söylememe gerek yok. Cilt, sindirim sistemi, sinir sistemi, her şeyimin o kadar böyle düzenli saat gibi çalıştığını görüyorum ki bugün böyle yüzme bir nemlendirici sürüyordum mesela yayından önce ve günlerdir nemlendirici elime bile almadığımı fark ettim yani. Bazen hani evet. Ankara'dayken evet. günde iki kere sürmem gerekiyordu. Şu anda böyle bütün cildim yumuş yani ve sadece nem, hava vesaire değil. Hakikaten o sinir sistemindeki o endişe, sıkışık frekansların gidişinin bedenime yansıyışına ben de çok şahit oluyorum ve deşarj olmak dediğimiz şey işte bir şarj yani yük birikiyor sonuçta ve onu sağlıklı yollarla bırakabildiğimde zaten ilham akıyor ve şunu biliyorum yani o doğru ilham aktığında tam hizalı benden dökülmesi gereken bir şey çıktığında senin yazdığın şiirler gibi benim videolarımın fikirleri gibi veya işte lokasyon arkadaş şuranın olması gibi şeyler ya o benim e, o şehrin içindeki sıkışık enerjiyi iteleye 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 sıkıla pıkıla yaptım 10 tane videodan o kadar daha iyi olacak ki. Hani o hmm. ilhamı alabilme ve böyle bedene getirebilme tarafından da çok beslediğini hissediyorum. E, diyorum. Aynen öyle. Buradan da bir Bu harita mı acaba geçsek? Bir iki harita aynen zaten şimdi Melis'le e, Sinastri haritamıza baktım. Çok komik çünkü Melis e, bir başak olmasına rağmen ben ondan hep yay e, alıyorum. Neden? Ayı yay çünkü. Ve e, benim de Satürn'üm um yay. Satürn yayların zaten... E, Yurt dışı konuları hep böyle bir problemli. Bir çıkıp gösterip sonra geri getirmeler falan filan benim hayatımda da oldu. Çok yurt dışında yaşadım ama son 8 senedir Türkiye'deydim ve e, açıkçası özlemini hissediyordum. Neden? Ay 9. evde olduğu için. Melis'in ayı benim satürnümün hemen üzerinde. Hani gel burada yaşa, yurt dışında yaşa diyecek gerçekten e, doğru insan. Senin de haritanda bakıyorum. Ee, tabii ki Kuzey Aydın'ın başak ama bunların aksı da çok önemli 5-11 aksı yaratıcılık aksı ki e, o da çok çalışıyor güldür güldür çalışıyor seninle konuştuğumuz konulardan hem e, kolektife yaratım hem kendi yaratıcılığınla e, bir araya gelmek vesaire orası inanılmaz dur hadi şu şeyleri gösterelim görünüyor mu Evet. Bu haritan, şurası Kuzey Amerika IC hattı ve burası da Meksika. Evet. Tam böyle OHK yazan noktanın şu ohaka anda nerededir ki? Olduğum yer mi? Nerededir? Evet. Bir tık daha sağa gel. Ohaka yazı ha, noktanın tam böyle paralel aşağısına indiğinde o çıkıntı yapan en güneye yakın bir yerdeyim şu an. Hah aynen San Pedro bu yazan yerin aşağısındayım. Wow. Aynen burası o bu kıyılar. Kuz şey Kuzey düğümü ASI hattı burada babalar gibi duruyor. Evet. Sen de buradasın. Zaten bu 250 kilometreye kadar çalışan Hı -hı. bir etkidir. Bunu da eklemiş olalım bir astrolojik e, bilgi olarak. Hı hı. Bir de tabii ki e, lokasyonlara göre böyle azıcık oynamalar olabiliyor. Doğum saati ya da doğduğun yerin tam enlem boylam derecesi sistemde olmadığı için hani Ankara doğumluların hepsi tek bir Ankara noktasından varsayılıyor. Onun için yani bu hat tam buradan da geçiyor olabilir. Ama zaten hı hı. yakın olmakta yani dünyada Koskoca dünyada gidip Kuzey düğümü IC hattına bu kadar yaklaşmak hmm. ee, ilginç. Kuzey Aydömu IC'yi de konuşalım ee, evet. biraz istersen. Orada hemen şunu ya da bunu kapatayım. Astro kartografi ile ilgili insanlar astro kartografi çok ünlü için bir şey popüler oluyor herkes biliyor ya. Astro astrokartografiyi çok biliyorlar ama astrokartografinin olayı şu astrokartografiden ziyade lokal منası... yerel zaman sanıyorum kullanmak daha öncelikli olabilir kimi zaman. E neden? Çünkü astro kartografide şöyle bir şey oluyor. Biz herhangi bir gezegen ya da herhangi bir noktanın ya da herhangi bir e, de olabilir. Ee, ASC, DSC, IC, MC hatlarına denk geldiği yerleri bulabiliyoruz astrokartografiyle. Bu neden önemli bizim için? Çünkü 1, 4, 7, 10. evler oluyor bunlar. Ee, astrolojide kendi gücünü %100 gösterebilen evler. Oraya gelen bir gezegen kendini %100 gösterebiliyor. Dolayısıyla eğer sizin güneşiniz doğduğunuz ülkede çok güzel çalışmıyorsa, çok kuvvetli çalışmıyorsa o güneşin MC'de olduğu bir yere gittiğiniz zaman mesleki konularda o güneşi gösterebiliyor oluyorsunuz. Astrokartografi böyle çalışıyoruz. Dolayısıyla Moran'ın Meksika'ya gitmesiyle de olan şey ne? Kuzey ay düğümü IC'sine denk gelmiş oluyor. Bu da ne demek? Yerleşme, aile kurma, yaşam, kendi özüne dönmek, kendi köküne dönmek, kendi orada komünitesini yaratma, e, topraklanma ve orayı gerçekten hani işte şimdi MC olsa ne diyeceğiz? Kadersal olarak yapması gerektiği işi bulduğu yer olabilir. E, Kuzey ay düğümü ASC olsa e, kadersel olarak kendini gerçekleştireceği, hayat motivasyonlarını bir boğa olarak mesela boğa boğa yaşayabileceği bir yer olabilir. Gibi gibi. DSC olsa orada partnerler bulabilir, e, iş arkadaşları bulabilir, ortaklık yapabilir falan. IC'ye geldiği zaman Kaderim benim evimde, kadersel olarak evim teması geliyor. Bununla ilgili ne demek istersin? Demek ister misin? Abba çok rezone etti çünkü şey gibi geliyor bana. Gerçekten şu an böyle buraya yerleşsem, hani yerleşirim gibi geliyor yani gelmiyor değil. Sadece bu yaşadığım kasaba özelinde değil yani Meksika'nın genelinde böyle keşfettikçe. Tam benim o günlük hayat anlayışıma uyan bir sürü şeyi çok rahatlıkla bulabildiğimi hissediyorum. Bir de sanki böyle 40 yıllık köyümün sokağında yürüyormuşum gibi bir his var hakikaten. Yani beni tanıyanlar bilir, böyle çok aşırı şey bir tip değilim. Her böyle bakkal amcaya selam vereyim, yolda kimi görsem bile sayayım. Hani senle şimdi aynı yerde yaşasak, bazen de sabah yürüüşüne karşılasak, kulaklık kulağımdaysa sana başımla selam verip geçebilir miyim? Hani umutu tanıyorum diye de her gördüğümde konuşmayayım. <laughs> Burada böyle herkese bir Buenos Dias, <laughs> böyle bir mod açıldı yani. ola. ola. <laughs> Gerçekten bu mod. <laughs> çok komik. Ve bir süredir hani o manifestation dedin ya, bu da benim için çok önemli ve kilit. Yani şu tam şu an içinde oturduğum, yaşadığım evi baya tutulma gecesi, ay tutulmasında deftere yazarak yarattım yani. Efsane bir olay. Nice. Ama onun da ötesinde... Ben bir yıldır hani bu yaratıma bilinçli geçme e, ve bilinçaltımla işte visualization'la bir şeyler yapma pratiklerine başladığından beri hep kendimi şunu soruyorum. Danışanlarıma da soruyorum, yaptırıyorum. Bir gününü nasıl geçirmek istersin? Hmm. Çünkü bugün sana gökten zembilde işte bir milyon dolar inse, on milyon dolar inse neyse yani... Ne yapacaksın mesela? Hani soruyorum insanlara, kendime veya çevreme de soruyorum. Ev aldın, araba aldın, onu aldın, onu aldın, onu aldın. E, hani sonra sabah kalkıp yine Instagram'da scroll mu yapacaksın mesela? Hani senin hay hayat vizyonun ne? Bir günde ne kadar egzersize vakit ayırmak, ne kadar şuna buna vakit ayırmak. Ya bunların biliyor muyuz? Vizyonsuz. <laughs> Aynen hani Vizyonun belki... yoksa niye versin Evren sana o parayı? Heh. Aynen öyle. <laughs> Aynen. O yüzden bunu kendimle gerçekten çok soruyorum. Çünkü gerçekten hani tırnak içinde söylüyorum. Dünyaları da verseler maddi olarak. Benim bir şeyin içinde huzur hissedebilmem için işte sinir sistemimin belli bir yerde olması gerek. Bedensel sağlığımın belli bir yerde olması gerek. Bunları bana ne veriyor da ben bulmalıyım. Başkası benim yerime bulamaz. O yüzden ben hani çok aktif bir şekilde yine çok başak bir tema bence ama şunu keşfetmeye böyle efor harcıyordum. Sabah ben kaçta kalkmak istiyorum? İşte nasıl bir beslenme diyet beni iyi hissettiriyor? İşte kaç öğün kaçta yemek? Hmm. Hangi egzersiz ve günde kaç dakika yapmak? Hani yoga mı, meditasyon mu, journaling mi? Ne böyle bana en iyi hizmet ediyor ve işte günün kaç saatini neyle geçirmek istiyorum gibi. Bunu böyle tak 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 hani sürekli yazıyordum ve arada bir revize de ediyordum falan ama Gerçekten bunu işte Ankara'dayken veya İstanbul'dayken evet. yapmak böyle insanüstü bir çaba hissettiriyordu bana süpermen gibi. Ya yani uyku saatlerimi... Çok bırak... farklı bir realite hayal etmeye çalışıyorsun gibi oluyor gibi. ve çok farklı bir realitenin içindesin. Aynen öyle yani bırak sabah işte beşleri altıları falan e, hani sekize dokuzda uyanamıyordum. Öğlenlere kadar falan uyuyordum ne yaparsam yapayım. Burada yani güneş yükseldikten sonra uykuda kalma ihtimalin zaten yok. Ve hiçbir arayış, çaba, sağa sola sorma falan filan olmadan ben buraya gelir gelmez üçüncü günümde falan bir tane stüdyo yoga hocası arıyordu. Yoga dersi buldum. Haftada 4 gün sabah sekizde yoga dersi veriyorum ve ben hani seve seve o yataktan kalkmak zorundayım. O beni öyle bir kökledi ki. Çünkü kendi Hı. de değil. Hani hadi beş dakika daha oyun falan değil. Birilerine hizmet ediyorum. Bak hizmet yani altın eve ve yine başak. Başar. Bu yüzden gitmek <laughs> zorunda değil mi? Aşkla gidiyorum hakikaten. Ya yani, o kadar kolay oldu ki bak sabah yani 9 çeyrek dokuz buçuk dedin mi ben kalkmışım meditasyonumu yapmışım suyumu şeyimi içmişim ders bile vermişim ve para bile kazanmışım ondan. Geliyorum bir manavdan bir iki bir şey alıyorum avokado falan. Oh. At Dokuz buçuk on daha. Ve tam bunu istiyordum. Ve bunu hayat bana gerçekten otomatik bir şekilde yaptırıyor. Ve işte bu ya delirmiyormuşum. Hani diğerinin ne kadar eforlu ve ne kadar zorlayıcı olduğu konusunda. Hani benim disiplinsizliğim, tembelliğim falan değilmiş. Hakikaten akıntıya karşı böyle kürekmiş yani. Bunu gör, gördüm. Aynen. Şimdi şeye bakıyorum. Bu sene tabii ki ay düğümleri sizin aksına geçiyor. Balık başa geçecekler ve 18 Eylül 2024 ay tutulması. tam senin aksının üzerinde oluyor 25 derece, seninkilerde 27 derecede. Dolayısıyla şey çok güzel yani seni biraz önceden oraya götürüp, hadi bakalım bunun içine gir. Çünkü orada zaten çok büyük bir şey gelecek yani orada sen bunları herhalde şu an oturtuyorsun. Orada bir, bir bomba patlatacak sana. Çok heyecan verici. Mesela işte bunları okuyarak ya hayatı yaşamak da çok heyecan verici. Bunu yaşayan insanlarla da böyle iletişimde olmak da yani hani morayı biliyorum ben Eylül'de soracağım yani ne oluyor şu an buralarda bu 5-11 aksında neler oluyor ki o seninle e, konuştuğumuz bazı projeler vesaire vesaire var ya büyük ihtimalle oradan oradan sana bir şeyler gelebilir o dönemde ki işte o, da sana önceden ne diyor? Günlük rutinini sen bir kur. Çalışmak, emek harcamak nedir? Sağlıklı olmak nedir falan. Bunları bir halledelim. Hı hı. Ben sana sonra esas e, bombamı patlatacağım. Oo. Buraya şöyle bir iki küçük dipnot ekleyebilirim. Mesela hı hı. yoga dersi vermekten bahsettim ya aslında hani yoga derslerinden böyle Buradaki ufak tefek market alışverişimi ya da o gün böyle içeceğim bir bir yemek, bir kahve dışarıda bunları böyle çıkarabilecek bir miktar kazanıyorum. Ve bu böyle o kadar yeterli, o kadar bereketli geliyor ki yani bu bereket hani bolluk da demiyorum. Tam bereket hani bir şeyin değerinin böyle katlanıp çoğalması halini deneyimlediğimi hissediyorum. Bu da hani çok başak geliyor. Ee, bir de ikinci bugün fark ettiğim ya da dün fark ettiğim şey şeyse... Mesela etrafta o kadar çok karınca var ki bir tezgahın üstünde bırak yemek, bulaşık falan bir damla bile bir bal damlasa, hmm, bir süt hmm. damlasa her yeri karınca basıyor. Ve bugün şey düşündüm yani işte bu kadar başak olmak zorundasın. Yani o tezgah her seferinde silinecek yani karıncalar bile bunu öğretiyor. Efsane bir şey. Çok doğru. Çok doğru. Süper. Burada hemen ben de bir paragraf açacağım çünkü şey de ilginç tabii benim kuzey aydınlığımda koç. Sen şimdi bu kadar başak başak konuşurken ben de onu düşünüyorum. Ben ben de bu başak konulara okey tamam hani e, oraya da yardımcı oldu ama beni burada en çok mutlu eden şey o değil. Beni mutlu eden şeylerde de koç temaları. Koç olabilmem, koça gidebilmem. Beni burada en mutlu eden şeylerden birine motora binip etrafta gezebilmek. Alıp başıma gidebilmek... O böyle pirinç tarlalarının yanından... O Baturta Dağı'nı uzaktan görüp falan... Böyle dağ da değil... Volkanik da yani... Volkan falan hani... Ee, ve işte dediğim o böyle hani... Bu suratımdaki gülümseme... Bu hmm. hayata karşı o çocuk bakış... Elbence... Seninki tam... Herhangi bir tutum yok... Burada sabah kalkıyorsun bugün ne getirecek acaba bilmemek ve o gün böyle o beni oraya çağırdı hadi oraya gidiyorum ya da hayır bugün bunu yapmak istiyorum gibi böyle bir o spontaneliğe de e, zaman ayırmak o ateş enerjisini de kullanmak o coşkuyu da burada herkes birbirine gülümsüyor yerlilerle öyle ben de onlara gülümsüyorum ve yani böyle evet ya olmak istediğim insan bu ve bu, bu coşkuyla yaşamak istiyorum ve bu saflıkla yaşamak istiyorum hayatı o çocuk şeyi yani o işte benim Ayımın oğlak olması güneş ay çok çalışıyor ve burada hep güneş tarafına götürüyor tabii ki beni. Özellikle bu son tutulma falan uf patlattı orayı. Ee, o yani çalışmam lazım. Para kazanmam lazım. Gerginlik, sıkılma benim abi. Abi bunları bırak. bir Hayat, yaşanan bir hayat var. Bunu yaşayabiliyor musun? Kuzey ay düğümü. Jüpiter'le birlikte bir de olduğu için tabii ki o günün içinde bir spiritüel bir çalışma o. ...olması, devamlı burada workshoplara gidiyor olmam... ...devamlı böyle bir bilgelik konuşuluyor olması... ...devamlı bir felsefe, bir inanç konuşuluyor olması falan çok hoşuma gidiyor. Burası gerçekten ve tabii Endonezya'nın birkaç haritası var. Benim benle en çok rezone eden e, haritada yükseleni e, koç olan harita tabii ki. E, yükseleni koç bir ülkeye gelmiş olmam da inanılmaz komik... Ve gerçekten o koç enerjisini de onlardan çok alıyorum, lokallerden çok alıyorum. Ve bunun yanında bir de burada tanıştığım insanlar da çok ateş ateş, özellikle kadın karakterler mesela çok güçlü, çok ateş burcu, yaylar, koçlar falan olan ve sportif, dinamik, eğlenceli, coşkulu böyle Türkiye'deki o çok da görmeye alışkın olmadığımız klasik Türk kadının yapısının da birazcık fazla savaşçı yanlarını gösteren insanlar. Ve tabii ki en son noktada ne var? Hep bu aralar zaten yazdığım, çizdiğim şeyler. Savaşıyoruz evet savaşçı arketipi, koç savaşçı arketipi demektir ama ne için savaşıyorsun bu hayat? Ve oradan da yine 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 söyleyeceğim bunu her yayında söylüyorum. Işığın Savaşçısının el kitabı Paulo Coelho'dan Işık için savaşabildiğimi anlıyorum artık burada. Yani İstanbul'da da savaşıyorduk. Neydi işte? Trafikte savaşıyorduk. Komşuyla kavga ediyorsun. Sokağa çıkıyorsun. O bir şey yapıyor. Orada inşaat. Orada bir namle falan. Bayağı İstanbul'u kötüledik. Yapacak bir şey yok. Ee, e, biz, bizi, bizim hattımız oradan geçmiyor. Oradan hattı geçen ve İstanbul'a bayılan insanlar var. Ne şanslısın. Eee... Ama işte o savaşın bitti ve burada Melis'le bu konuşmayı yaptık. Çok gülüyorum ona. E Melis burada kızacak bir şey kalmadı. E Anksiyete kalmadı, sinir kalmadı, öfke kalmadı. E ne yapacağız? E aşkım ne yapacağız? Gidip FCT'ye katılacağız. Boş zamanlarımızda gidip dans ediyoruz o yüzden. Çünkü enerji var. O enerjiyi bir yerden atacağız. O enerji artık başka bir yerlere kanalize olabiliyor. Ve yine işte Kayron vesaire vesaire bu ara çok aktif olduğu için... Ben yıllar sonra tekrar çok uzun aradan sonra ya belki 3-5 yıldan sonra tekrar çocukluk travmalarıma çok ciddi bir şekilde geri döndüm. Onlar görünür olabilmeye başladı çünkü bir alan açıldı. Ve dedim ki oh şükürler olsun bu travmalar ortaya çıkabiliyor şu an. Çünkü ben trafik kavgası yapmak istemiyorum. Ben işte bunlara bakmak istiyorum. Ben enerjimi buna harcamak istiyorum ki Trafik yine çok komik bir şey. Trafik burada buraya gelmeden ay trafik var. Burada trafik çok kötü oluyor. Trafik çok yoğun falan filan. Moral trafikte bir tane korna duyamaz. Kimse birbirine korna çalmıyor. Ne bir kavga ne bir dövüş ne bir sen ne yapıyorsun falan. Hayır bir sürü motor. Ben de motora biniyorum. O oradan çıkıyor duruyorsun ona yol veriyorsun. O sana yol veriyor. İnsanlar aynasına bile bakmıyor arka. İstediği zaman şerit değiştiriyor. Arkadaki ona regüle oluyor. Dedim ki bir dakika böyle bir yaşam da var ya. Yine çok koç. Bak herkes çok hızlı gidiyor, çok dinamik. Bir yerlere yetişiyorsun, sorun yok. Ama birbiriyle savaş yok. Herkes önüne fokus. Herkes hayatına fokus. Diyor ki oradan bir şey çıktı ben onun yanından geçeceğim. Ona dönüp bağırmak o bir enerji harcamak. O enerjini kaybetmek, o hayat gücünü kaybetmek. Ve böyle haftalarca böyle trafiğe inanamadım. Şimdi o trafiğin bir parçasıyım ve inanılmaz keyif alıyorum. Dediğim gibi motor kullanmaktan, o insanlara yol vermekten, canım istediği gibi sağa dönmekten ben biliyorum arkandakinin duracağından falan. Çünkü işte ne yapıyor koç gibi? Hedefe yönelebiliyorsun, gideceğin yere gidebiliyorsun ve bunu da bir kavga vererek yapmıyorsun. Ee, koç tarafında da ben de böyle çalıştı. Aslında sağlıklı da entegre olmuş bir koç enerjisi diyebilir miyiz o zaman? Hani gölgelerini yaşamamak aslında. Çok. Ben koçu çok severim. Geçen şeyle dilekle yayınımızda da ama övdüm koçu dedim. Koç çok güzel bir arketip ama işte koçun gölgesi o kadar kolay evet. çıkabiliyor ki ortaya öfke. Çünkü çocuk. Yani çocuk hı hı hı. ne olur? Öfkelenir. Bağırmaya başlar. Hı hı. Ko, koçun öyle ben öfke bağırmayın söylemeyin falanı yoktur. Ama koçun üstü de diyorum ya ışığın savaşçısı. Çünkü birinci koç yani. daha kaynaktan yeni gelmiş. Kendini tanımak istiyor. Bütün derdi kendiyle. Evet. Diyorum ya motorda yani böyle o, o meditasyon benim için şu an. Ama motorda giderken o özgürlüğü hissetmek bir de tırıyor oradan. Satürn'e de göz kırpıyor benim Satürn yay. Bu özgürlüğü istiyordum. Yabancı bir ülkedeyim şu an ve motora biniyorum. Wow, bilmiyorum dinleyenler belki diyecek bunlar delirmiş mi acaba? Bunlar çok küçük Hı -hı. şeylerden mutlu oluyorlar ama küçük Hı -hı. şeylerden de mutlu olabiliyorum burada inanılmaz. Yani kelebeklerden mutlu oluyorum mesela. Dünyanın en güzel kocaman kelebekleri var burada. Ve uçuyor falan böyle motorda görüyorsun onları falan. Hani gerçekten biraz e, şey bir kafa e, süreyal bir kafa. Hı -hı. Ama Kuzey yardımı böyle işte hep şey derim. Ruhsal olarak iyi hissetmek dediğimiz şey bu şu an dinlediğiniz şey. Fiziksel olarak değil, mental olarak değil, bu ruhsal olarak iyi hissetmek dediğimiz şey ve Kuzey aydüğüm dönüşü geldiği zaman eğer bu çağrıları almazsanız bunun tam tersi oluyor ve ruhsal olarak kötü hissediyorsunuz. Bu nedir? Eşittir depresyon. Çok açık benim. Kaynakla bağımı kesmek istiyorum. Ben burada var olmak istemiyorum gibi bir enerjiyle. İstediğin <laughs> kadar vücudun ıı, sağlıklı olsun, istediğin kadar zihnin sağlıklı olsun istediğin kadar psikologlara git, terapiler al, şudur budur. Aa, ruhsal olarak kaynakla bağını hissetmiyorsan, oradan o enerji akışını hissetmiyorsan o seni depresyona sokan bir şey. Bu yüzden kuzey ay düğümlerini de dinlemek çok önemli. Yani hani bu dönemleri e, farkında geçirmek bu yüzden çok önemli. 27 yaş çok önemli, 36-37 yaş çok önemli, 18-19 çok önemli, 18 yılda bir, ya da 9 yılda bir oluyor işte bunlar. 9, 18, 27 gibi düşünebilirsiniz. Bu alanlara gerçekten bakmak lazım ve bu alanlarda kuzey Ay düğümü hangi evlerdeyse onların temaları nasıl çalıştı ve hangi boşlardaysa onların temaları nasıl çalıştı bunlara bakmak çok çok önemli. Çünkü gerçekten kuzey Ay düğümü haritadaki en size keyif verebilecek ve yani bu hayata neden geldi sorusunun cevabı. Herkes bize gelip bunları sormuyor mu? Kaç evet. kere duymuşsundur eminim sen. Bu hayattaki amacım ne falan. işte bak şu yaşlarda evet. hayat sana bunu böyle böyle evet. gösterecek. Okuyabilecek misin bakalım. Ben de bilemem dedim ya. Yani evet. ben İspanya ya planlıyordum. de olmam gerekiyormuş. Bugüne kadar hiç Bali aklıma gelmedi. Bundan önce bana Bali denmedi mi? Dendi. Ama, algıda Ama hiç buradan girmiyordu. girdi, buradan çıktı. Ama yani. tutulmada bir arkadaşın Bali'ye gelsene dediği zaman tamam deyip gelebiliyorsun 5 ay sonra. Daha ne diyelim biz. Bakın uygulamalı, pratikli, Gerçekten. hisli, yapılmış, bilgelikli, var. her şeyle anlayıp <laughs> yapılmışı var bakın. Aslında anlattığın konudan biraz şuraya sıçramak istiyorum. Ya yani hep kuzey tarafını konuştuk ama aslında benim buradaki ilk aydınlanmam kuzey başakla değil, güney balıkla olmaya başladı. Hmm. O da senin dediğin şuna geliyor aslında. Kendi içimde de bunu çok düşünüyorum. ...günlük eylemleri... E, ...ibadete dönüştürmek... ...dediğimiz şey ve aslında... Bu ...böyle hem mindfulness'ın... ...hem tantranın özü... ...yani sen yemeğini evet. nasıl yediğin... ...alanını nasıl tuttuğun... ...kahveni nasıl yediğin... Evet. ...yani evet. hepsinin içerisinde... ...zaten o tanrıyı buluyorsan... ...Yaradan'ı hissediyorsan... ...ki bu böyle of... ...çok ekstra bir yer falan değil... ...o bahsettiğin connection işte... ...hani onu kesmediğimiz zaman... O yaşam enerjisi prana sağlıklı aktığı zaman zaten o kadar hani mutluluğu keyif coşku oran içinde o sinir sisteminin tetiğe girdiği ve zihnin böyle bir konuştuğu bir yerde olmadığı için aslında hep böyle o hizmet saygı halini koruyarak yaşarsan hani her gün bilmem ne seremonisine gitmene ekstra ekstra hmm. çalışmalar la sürekli birini bir şeyi bulmaya çalışmaya gerek yok ve yes. e, buraya geldiğimden beri Bence burası biraz işte balığın gölgesi olan bir taraf. Bu taraftan böyle itilmemle, hmm. hani o polariteyle işte hani bak bu balıklığın dibine düşme. Hani orada dipsiz bir kuyu var. Hmm. O hani vıcığını çıkartacak kadar balık olmayın arkadaşlar. Hani sürekli tat çakrıda yaşayamayız. Ee, olan yeri hem böyle bir kucaklama hissediyorum kendi içimde ve üstüne bir de Bundan böyle haz ve coşku duyma hissediyorum. Böyle o hani zaten o birlikte olduğun zaman veya okyanusta gördüğün o boğulup puslu suyun içinde olduğun zaman materyal olan her şey boş ya. Hani şöyle bir mod yani benim kafamdaki gölge balık karakteri böyle sigara içen ev ve hani yemek yesem ne yemesem ne zaten ben yanlış Boş vermiş. Yaşatan, Allah hani böyle bir <laughs> e, arabesk bir spiritallik. Hayır hayır bu değil. Hani sabah kalk işte o yataktan şunu bunu yap hani zaten hepsi yaradan. Ee, o hal böyle çok güzel geldi ve bir de burası mesela biraz imkansızlıkların olduğu bir yer. Eyalet olarak zaten kıtlık var. İşte burada altyapılar vesaire hiç yok. Böyle çoğu ev ev bile değil. Hani mesela ben burada betonarme bir binada kalıyorum ve yeni bu yıl yapılmış. Onun dışında her şey böyle bungalov ya da, kabanya falan yani böyle <laughs> sırlarla üst örülü. Tam dört duvarı bile olmayan şeyler aslında burada ev. Ve e, şunu bir kucaklama, sevgi, saygı duyma ve onurlandırma geldi. Kötülediğimiz sistem sistem böyle hani sanki spiritüel olunca yani sistem çok kötü. Spiritüellik çok iyi böyle dağda köyde yaşamak süper falan gibi bir kafaya girmek de böyle çok gölge balık bir yere doğru gidebiliyor ya Aynen. o hani sistemi o hani ne kadar en sağlıklı versiyonunu görmesek de o eril yaratılan sistemi de bir onurlandırma abicim su su tesisatı da iyi evet. ya şimdi hani çöp çöp şeyi de lazım hani toplama sistemi de lazım gibi bir böyle orayı takdir ve hani her şey bir sebep için var bak bu dünyada. Hani bunun çok ucuna gittiğinizde bu olmuştu o yüzden bunu koymuştuk. O yüzden zaten buraya konmuş şeyleri şikayet etme yani. Bu kafayı da çok yaşattı bana. Yani orada böyle ya o güney balıktan hani neden böyle uzaklaşmam oraya çok böyle konfor alanına düşmemem gerektiğinin hissi zorlukla değil sınavla değil tatlışlıkla anlatılıyor bana yani öyle görüyorum. O direkt şeyi anlattın zaten. Balık başak kalksın anlattım. Burada not aldım. Sürekli taç çakrada yaşayamazsın. Bu başak döneminde hep hatırlattığımız şeydir. Yani dediğim gibi işte senin şu kahveyi içişin bile aslında hayata bakış açını, hayata yaşayış şeklini gösteriyor. Saygı gösteriyor musun? Göster. Bunu buradan mı tuttun? Böyle mi içtin? Yok falan hani gibi. Bu küçük gündelik işlerin içinde Tanrı'yı bulabilir misin? Çünkü dediğim gibi balık bir zikre gittiğin zaman, kirtana gittiğin zaman, Hı. sema döndüğün zaman tabii ki Tanrı'yı hissedersin. No problem, onu hepimiz hissederiz. Sokaktan <laughs> geçeni al götür zikre, zikre <laughs> ne oluyor burada bir enerji yükseldi der zaten. Ama şunun içinde Tanrı'yı görebiliyor musun? Dediğin zaman işte bunu yapması esas sor. senin gitmen gereken yer Hı. burası. Türkiye'nin gitmesi gereken yer burası. Türkiye'nin de kuzey aydınlığı başak olduğu için ve Türkiye güneyden geldiği için. Orada da yine lecture gibi bir şey söyledin. Arabesk spiritüellik. demiyor. Evet. Yani ay bitkinlik, ay öldü, tanrı, ben kolum. <laughs> İçeyim işte sigaramı, alkolümü, uyuşturucumu, ben zaten neyim ki falan gibi böyle bir evet hani ya. Türkiye'deki spiritüellik de çok arabesk. Bakma sen yani Türkiye'nin spiritüelliği de çok e, balığın gölgesine çok kaçıyor işte o yüzden hmm. böyle e, hmm. law of attraction'ı arkasına alan aa, alıyor yürüyor spiritüel öğretmen oluyor yok işte sayı sekanslarını arkasına alan alıyor yürüyor sayı sekansı hmm. nedir arkadaşım yani ne olur kızmayın yapın yapıyorsanız ama sen bütün gün sigara içip alkol içip hiç çalışmayıp ondan sonra istediğin kadar sekans oku yok yok öyle bir şey o işte balık o balık Vallahi... ya Allah halleder, Allah halleder, evet. Tanrı'dan istedim, ay gelsin de gelsin, habire gelsin de gelsin. E peki sen ne yaptın? Başak tarafında ne var? Aslında bu anlattığım böyle hiç içsel bir entegrasyon ve farkındalığı yükseltmeden e, bir giriş yapınca acizlik beni çalıştırarak sürekli yani o kurban hali zaten benim etkim yok ki. Yani ben şöyle çok insan tanıdım mesela ya daha varlık hali böyle o içsel farkının tam uyanık değilken bir tane tasavvuf kitabında iki satır şey görmüş. Hiç olmak. İşte hiçlik, bilinci falan. Hmm. hani Bunlardan hmm. konuşuyor ama dediğin gibi yani tüketmediği madde o veya işte o böyle ben saldım Rabbim yapsın falan hani bu modu böyle ibadet ve kulluk olarak görme gibi. Dediğin gibi tam olarak benim de gördüğüm balık gölgesi buralar. Hani Meksika'da da dediğim gibi senin kuzey aktive olacağı için ve orası da yani dördüncü ev vatanın kendisi, toprağın kendisi. Orada toprakla çalışmak da mümkün olabilir. Ev, inşaat, yeraltı kaynakları vesaire, <laughs> yerleşim konusunda çalışmak da şey olabilir. Mümkün olabilir. Olsun da umarım. İnşallah. Bir de Kuzey Aydın'ın 11. evde ya. Ya bu çok humanist bir yere götürmek zorunda seni topluma hizmet etmek. 11. Ev Başak direkt topluma hmm. hizmet etmek. Hmm. O anlamda da çok egosuz bir aks burası. Yani hmm. bir yandan senin yaratıcılık aksında, ego aksında 5 11 ama egosuz bir şekilde bir yaratım yapmak. Çok ilginç, çok güzel. Ve zaten orada şeyi de görüyorum yani orada müzikte daha çok yapmaya başladın. Hı hı. Beşinci ev tarafı da çok aktive oldu. Ee, o da olacak. Ve orada belki şeyi göreceksin. Kendim için yaratmak versus toplum için yaratmak. Hı hı. Ve o da çok tatlı. Çünkü işte aksı dengelemek tam olarak bu akslarla çalışmak da bu demek. Yani e, balığı bırakayım illa başa gideyim değil. Ama balık tarafı kuvvetlendikçe başak da kuvvetlenebilecek. Neden? Sen kendi egosal tatminini yaşadıkça kendi sanatında balık spiritüel sanatınla, yaratıcılığınla o zaman daha toplumda faydalı bir birey olabileceksin. Çünkü ne olacak? Orada bu sefer hani ben müzik yapmak istiyorum demeyeceksin. Bir projenin içine gireceksin. 11. ev kovu tarafı her zaman nedir? Belli bir amaç uğruna birleşmiş insanlar. Ve bu amaç senin için şarkı yazmak olmak değil. Toplum için bir bir şey. Dolayısıyla orayı dengeleme umarım anlatabildim. Orayı dengelemek Hı -hı. için yani hem kendim yaratmam lazım ki toplum için bir şey yaratabileyim. Hı -hı. Yoksa e, her zaman söylüyorum gölgesine bunun düştüğün zaman ne oluyor? E, i̇şte toplum için bir yardım projesinin içine girmiş ama ben 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 diyen bir tip çıkıyor orada. Hı -hı. Bir dakika sen ne? Bir dakika, biz burada biz bizim için bir şey yapmıyoruz, toplum için bir şey yapıyoruz. Neden bahsediyorsun? O işte kendi tatmin yaşayamadığı zaman ne oluyor? Topluluk birincine giremeyen insanlar. Hı hı. O da gölgesi. Evet bir de burada bu kaldığım yer şu anstan Agustinio diye geçen bir kasaba ama Mazunte diye bir kasabayla yan yana yani aslında Mazunte'ye gelmiştim. Böyle hemen bir böyle beş dakikalık mesafedeki yere taşındım. Ve Mazunte yıllardır eksotik dansların yapıldığı birçok böyle tantrik çalışmalarının yapıldığı e, falan ve böyle hizmetleri veren bir komüniteye e, sahip aslında. Whatsapp grupları, telegram grupları ve gerçekten hani evet. lafta komünite olmak ve böyle göbek bağıyla bağlanmış gibi davranmak değil de gerçekten bütünün faydasını gözeterek bir şeyler yapma, işte birbirine iş paslama, birbirinin elinden tutma. Hani o collab, collaboration ruhunu gördüğüm bir yer. <laughs> e, ve bu kültürün oluşturulması ve bozulmaması için de aktif bir çabanın sarf edildiği bir yer aslında. Dolayısıyla ben böyle nereye girersem gireyim komünite dinamiği gözlemlemeyi ne çalışıyor ne çalışmıyor maddi manevi e, çok sevdiğim için aslında onun da böyle güzel bir örneğini de deneyimliyorum. Ve yine aynı şeye geleceğim yani bu ortaklaşa yaratım e, hali olduğu zaman ne kadar azın yetebildiğini aslında görüyoruz. Yine İstanbul'dan örnek vereceğim ama hem işte o eksetik dansa gideyim, hem şöyle besleneyim, hem böyle arkadaşlarımız, hem bir de bu falan derken hani maddiyatını zaten geçtim. E, fiziksel olarak da çok büyük bir çaba sarf ediyorsun. Maddi tarafta da hani istediğin meblağları kazanıyor. Bir yerden sonra şu parayı vereyim de gideyim diyeceğin etkinlik bile yok mesela. Hani hmm. dolayısıyla diyoruz ya paranın satın alamayacağı şey diye. Yani burada işte mesela sen bir astrolog olarak birine böyle chartını okumayı hani offer etsen o da sana çok başka bir işiyle başka bir offer edebilir mesela ve bunları değiş işte tokuş yapmak veya her ekstatik dansta bazı işlere gönüllü olup ekstatik dansa katılabiliyorsun gibi hani o community ruhunu da aslında görüyorum hakikaten 11. evde güzel çalışıyor bağlanmak. Nice. O da maalesef yine Türkiye'de eksik olan şeylerden hmm. bir tanesi. Ne kadar zorla bazı insanlar biz hamurumuzda çok olan bir şey değil. Ülkecek. Evet maalesef. Orada işte direkt böyle kan ile bağlı olmak veya zaten aynı yerde doğduktan ötürü sadece bir bağ sahibi olmayı beklemek var. Hep Hani astroloji kulübünde da bunları çok konuştuk ya aslında kova böyle değerlerle birbirine yakınsamak ve biz böyle orayı hani arıyoruz. Gerek haritamız gerek jenerasyonumuz olarak ve ortak değerleri taşımıyorsak sırf x, y, z sebeplerden yan yana durmak da çok garip geliyor bize yani. Benim için bu böyle doğduğum günden Anlamsız beri. Anlamsız gelmeye başladı. Bizim Sol Star Family'de de çok konuştuğumuz şeylerden bir tanesi aile. Mesela ne bizi aile yapar, kimle aile oluruz? Nasıl ilişkileniyoruz zaten şu ara ay düğmeleri de hmm. güney terazide olduğu için yazılarımda hep yazıyorum. Bütün ilişkilerinizi ve ilişkilenme şekillerinizi gözden geçirmeniz gereken bir dönemdeyiz. Çünkü Pluto Kova'ya geçtikten sonra ilk defa kuzey e, ay düğümü Koça geldi ve bunu ilk defa deniyor. Bu ne demek? Yeni bir insanlık kuruluyor, yeni bir hmm. e, komünite kuruluyor. İnsanlar komitelerin farkına varmaya başlıyorlar ve bu bu enerji arka planda çalışırken ne oluyor Kuzey Anadolu diyor ki peki sen bunun içinde kimsin? Hala sen kimsin? Ama artık böyle balıktaki gibi böyle dinin içinde tanrı kul konusunun içinde kimsin değil de artık toplum içinde kimsin? Toplum içinde hmm. rolün ne? Hala kendin olup hala bir toplumun parçası olabilir misin? Ya da öyle boş beleş yatarak olmaz bu. Senin katkın ne? Bu komüniteye, bu gruba, bu topluma vesaire. Bunları da çok düşünmemiz gereken bir noktadayız. Bu farkındalıktaki insanlar zaten bunları dediğim gibi hissediyor ve o komünite hissi olmayan yerlerde çok da barınamıyorlar. Benim de burayla ilgili hissettiğim, ben burada Ubud'dayım. Ubud tabii ki balinilerin, spritüel komünitesinin fazla olduğu yer. Ve... E, Çalışmalara katıldığımız zaman herkes böyle e, şey gibi sanki koca bir okuldayız, bu ko koca bir kampüs ve bazı derslerde karşılaşıyoruz. Aynı tipleri artık tanımaya başladım. Aynı tipler oraya da gidiyor, oraya da gidiyor, buraya da geliyor falan böyle selamlaşmalara başlıyorsun ve onlarla böyle şeyin içine girdiğin zaman mesela dün, dün mü ondan önceki gün Radiant Voices diye bir workshop'taydım. Sesini kullanma, sesini şifalandırma ve sesinin gücünü fark etmeyle ilgili. E, gelen herkes tanıyor, çekiniyor vesaire ama sonunda böyle herkes gür gür sesleriyle şarkılar söylemeye ve co-creation'ı deneyimlemeye başlıyor. Ve ondan sonra böyle çok farklı bir şekilde oradan ayrılıyorsun. Çünkü işte sokakta görüp belki bir şeylerden utanacağın, çekineceğin bir insanla biraz önce şarkı söyledin, çok vulnerable hissettin kendini, çok vulnerable bir parçanı açtın. Ve ondan sonra ne oldu? Kolektif olarak bir yaratım yaptık ve ondan sonra böyle bir dakika ben kendi kendime şarkı söylemekle burada birlikte şarkı söylemek arasında bir fark var. Ya da kendi kendime ben çok dans eden bir insanım ama ekstetik dansa gidip orayı deneyimlediğin zaman, wow bir dakika işte biz hep beraber de dans edebiliyoruz ve bu hep beraberliğin içinde ben daha iyiyim sen daha kötü ben daha iyi dans ettim falanlar yok ve herkes kendi Kimisi manyak, kimisi deli ama yani İstanbul trafiğinde de kimisi manyak, kimisi deli. <laughs> ama orada bir komünite gibi onun içinde onu deneyimlettiğin zaman böyle şey oluyorsun. Yalnız değilim ve biz diye bir şey var. Bu balık gibi bir biz değil. Bütün sistem birbirine bağlı onu biliyoruz. Hmm. Ama onun dışında bu dünya üzerinde biz diye bir işte kabile, kabile tam olarak ne demek? Hani aa bir dakika hani tamam bağlıyız mağlıyız onlar okey. Ama bir de burada bir amaç için bir araya geldik. Bir şey yaratıyoruz, bir şey yarattık şu an burada. insanlar buna burada çok yöneliyorlar. Hı hı. Geçen bir festival sonrası, bir en son Instagram'da paylaştım. Öyle herkes sarılacak dediler, sarıldık. Kaç ki belki yüz kişi falan hani. Ve orada da deli manyak bir adam var, bağırıyor böyle. I love myself. Onlar var. I love myself. <laughs> i̇şte I am magical, I am magical falan. Yani böyle. Tam böyle şey yani onu herkes söylüyor. Ve böyle şey oluyor. Tabii ki herkes söyleyecek. Tabii ki ben de söyleyeceğim. Yani o da magical olsun, ben de magical olayım. İşte tam bu. Hepimiz magical olalım. Hepimiz mecenin içinde yaşayalım. Hepimiz mükemmel olalım. Hepimiz kendimiz olalım ve bununla izne yaratılıyor. Esas o yaratım çok ilginç bir şey. Yoksa öbür türlü ne oluyor? Fabrikasyon. Hepimiz farklıyız ama aynı şeyi yaratıyoruz. Basma kalıp. Sen de onu yap, ben de bunu yap. En ne, ne ne gelişti? Karşısınız burada ne öğrendi bundan, neyi deneyimledi? Hangi yeni yola girebildik oradan? Hayır, giremedik. Aynı dansı ben de etmiyorum, sen de etmiyorsun ama bunun içinde bir dans var yine. Bunu hissettiğimiz zaman o co-creation fikri geliyor. Ben de onu burada çok hissettiğim bir noktadayım. O kova temasının çok çalıştığını düşünüyorum ve buraya gelenlerin hepsinde de bu şeyi görüyorum yani komünite hissiyle geliyorlar. Bir built-in böyle bir komünite hissi var. Tamam burada bir komünite var saygı duyuyorum. Aynı şekilde yerlilere de herkes çok saygı duyuyor. Bütün meditasyonların sonunda lütfen bugün balinlere ekstra güzel davranın. Onlara teşekkür edin. Onlara güzel enerjiler gösteri, gönderin. Çünkü biz burada bir ekspatız sonuçta yabancıyız. Onların topraklarına geliyoruz ve güzel topraklardan fayda. Ya yani mesela bunları honor etmek falan o kadar keyifli güzel şeyler ki bunları görmek. Bence gerçekten ben yani buraya geldikten sonra e, kişisel olmayan anlamda en beni şifalandıran şeylerden bir tanesi bu gerçekten. Aa tamam komedi tamam. içine yaşadım o işte açlığını hissettiğim Türkiye'de devamlı söylediğim kurmaya çalıştığım kendi gruplarımla falan filan ama yine de tam beceremediğimiz belki de şeyleri burada gerçekten çünkü Türkiye'de ben komünite kuranım burada herkes benim gibi. Ve bu sefer ha bir dakika başka komite kuranlarla bir araya geliyorum burada. Ve hani yine dediğin gibi herkes collaboration'a da çok açık. Herkes senin business'ını da support etmeye çok açık. Herkes seninle ilgileniyor gerçekten merak ediyor. Ve birazcık da evrensellikten kaynaklanan kimsenin şey bir hissi yok. O Türkiye'de olan vardır. Minnacık bir pasta için biz savaşıyoruz. Hı -hı. Türkiye'deki spirit komünite öyle ya yani sanki senden danışmanlık alıyor ve ben o yüzden fakirim. Falan gibi hani hayır burada herkes şeyin farkında abundance var koskoca bir hmm. ben dünya insanıyım zaten ve işte radiant voices hocam şimdi şey portekize taşınıyor 6 yıldır buradayım artık burası bitti benim için diyor e, belirli tanıyorsun ortak arkadaş o şimdi Vietnam'a gitti Kamboçya'ya gitti oraları deneyimliyor vesaire bir de oranın enerjisine bakayım dedim. Dolayısıyla bu kadar şeyi gördüğün zaman hani gerçekten ciddi bir abundance var. Koskoca bir dünya var. Olay sadece Türkiye piyasası, Türkiye'nin bizim limitlediği o, o, küçük pasta değil. Dolayısıyla benim kimsenin işini kıskanmama, onu rakip olarak görmeme gerek yok. Dolayısıyla ne oluyor? İnsanlar birbirinin de yaratımlarını çok destekliyorlar. <laughs> Ve tabii ki çok ortak yaratımlar da çıkıyor. Bunlar güzel şeyler. Bunlar kova kafaları. istediğimiz kafalar. Evet çok ışık tuttu yani burada da benim de gözlemlediğim deneyimlediğim şeylere anlattıkların yani o ebandın hissi bir kere ve şu da bence yani o consciousness benim üstümden ne deneyimledi dedin ya o hani kaplardan taşınca yani umutun umut olarak yaptığı şey ve sadece umuttan o şekilde çıkabilecek şey ve benden sadece benden çıkabilecek şey zaten hani akacak kan damarda durmaz gibi bir şey oluyor. Bir anda kendini yan yana buluyorsun. Hani bir anda o müzik yapılıyor. Ve burada şunu Aa. görüyorum. Hani dedin ya oraya gittiğinden beri daha çok müzik yapıyorsun görüyorum diye. Evet bir anda geldi. Bedenledim yani. Ve ben müziğe yeni başlamadım. Gitar'a yeni başlamadım. Sadece o Hani elime alıp onunla kendisiyle kendi böyle müziğimle hemhal olma kanalı bana böyle açıldı. Tamam sen otur ve zaten oradayım çalıyorum. Yani çok hızlı bir iki hafta içerisinde çok büyük bir gelişme yaşandı yani bunu görüyorum. Ve bunun etrafta bir sürü müzik yapan insan olmasının etkisi olduğunu görüyorum. O enerjiyi kanallayabiliyorum. Veya bir arkadaşım var burada geçici kına ile böyle dövmeler yapıyor. Çok güzel çizimleri var. Bir tane de arkadaşımız var. Hiç böyle ne bir çizim ne bir görsel şeyle falan alakası yokken bir anda herkese böyle kına yapmaya başlamış ve inanılmaz güzel çiziyor. Hani oradaki öbür yaratıcılığı böyle hop kendi bedenine e, alabiliyorsun gibi hissediyorum. Ve böyle kendiyle çalışan insanların yoğun olduğu yerlerde iyi ya da kötü beğeniriz beğenmeyiz tınlarız tınlamayız ama bir çaba var ve bir yoldayız ve bir farkındalık içinde herkes. Öyle oldukça gitgide daha temiz aynalara dönüşmek diyoruz yani bunu öğretilerde. Bu oluyor. Herkes böyle o kabı boşaltma yolculuğunda olduğu için o ilahi olarak gelen bir ilham kimde yer varsa ondan hani hemen vuku bulabiliyor. Böyle o yüzden de çok hızlı bence e, tetikleyen ruhsal yolculuğumuzda yerler oluyor. Evet. Kuzey Aydın'ı zaten bunu yapmaya çalışıyor. Tıkanmış olan borular varsa onları açalım o insanın nereden neyinin akması gerekiyordu onu bir hatırlatalım. Onu aktığı zaman onu mükafatlandıralım. Mutlulukla, huzurla, tatminle, yaratımla, bolluk, bereketle. Ondan sonra umalım ki yolundan çıkmasın. Geçen bir danışmanlığımda bunu çok söyledim. Hadi son olarak da belki bunu ekleyeyim. Böyle şeylerden geçen insanlar varsa şu an kuzey ay düğümü dönüşlerinden vesaire vesaire ya da kendini kaderi yolunda yürürken hisseden ya da yürüdüğünü hisseden ve onun pozitif yüksek enerjilerini hisseden insanlar bunu çapalayın. Bu duyguyu çapalayın. Şu an yaşadığınız neyse bunu çapalayın. Çünkü ay düğümü bazında konuşursak bu 18 yılda bir geliyor. Birincisi 18-19 yaşında geliyor. O hep dediğim gibi karambole gidiyor biraz. Neden üniversiteye falan giriyorsun? Tabii ki hayatında bir şey değişiyor. Ama ikincisi 36'da geliyor. 18-36 arası çok büyük bir gel. Ve 36'ya kadar ne oluyor? Okulunu bitiyorsun, mesleğine başlıyorsun, bir kariyer oluşturuyorsun, evleniyorsun, çocuk yapıyorsun falan. Ve 36-37'de hayat gelip sana ikinci çareyi verdiği zaman, wow, çok farklı bir yerde olmuşum. Dolayısıyla 36-37 şu an yaşadığım şey, kendimde de yapmaya çalıştığım ya da defterlerime hep yazdığım şey, bu duyguyu çaba, çapala. Bu senin hayata geliş amacının duygusu öyle hani aşık oldum mutluyum duygusu değil ya da işte banka para geldi değil şu an kader sana diyor ki bunun için burada olman gerekiyor bu çok büyük bir şey bu zaten unutulabilecek bir şey değil büyük ihtimalle ama dediğim gibi 18 yıl çok uzun bir süre burada çok döngüler oluyor iyiler kötüler hayat gönderecektir hayat döngülerle alakalı ama bunu çapalamak çok önemli yapaladığı zaman ne oluyor? Bir dakika ya ben buraya bunun için gelmiştim. O gün orada o motorun binerken ki o hissiyatı unutmamalıyım. Benim ona tutunmam lazım ki kameranın karşısına geçip bir iş yaptığım zaman o enerjiyle yapmayı ben istiyorum. O enerjiyi yaymak istiyorum. Çünkü altı mutluyla yani bunu yapmak isteyen insanlarız. Yani neden bu kadar uğraşıyoruz? Neden ülkeler değiştirildi, yolculuklar yapıldı falan insanlar kolay zannediyor. Hele 36-37 yaşında İnan bu kadar yurt dışında yaşamış olan ve kolayca yaşayan bir insan olarak mesela evimi özlüyorum zaman zaman. Çünkü benim İstanbul'da çok güzel bir evim vardı. İki oda, bir salon vesaire. Arada böyle onun özlemi geliyor falan. Hani kolay değil. Belli bir topraklanma olduktan sonra, köklenme olduktan sonra dışarıdan görüldüğü kadar Aa, atlamış gitmiş geziyor falan filan. Hayır. Burada yeniden bir çevre kurmanız gerekiyor. Ve yeniden bir kültür öğrenmeniz gerekiyor falan filan. Ama bunları deli miyiz, neden yapıyoruz? İşte bu starseedlikten, şuradan buradan gelen belli bir amaç duygusuyla geldik buraya. Ve dediğim gibi ben İstanbul'da o mutsuz olduğum evden story çekip koymak istemiyordum. Çünkü vermek istediğim enerji bu değil. Türkiye çok büyük bir şeyin içinden geçiyor. Bir süre daha geçecek. Türkiye'deki enerji çok karanlık. Bunlar fact. Ama ben buna katkıda bu şekilde bulunmak istiyorum. Buradaki güneşli havayı gösterip işte güzel cildim, gülen suratım, heyecanım, mutluluğum vesairemle insanlara ki bunu da dönüşünü alıyorum. Ya Umut oradan bir ağaç çekip koyduğun zaman bile bir içimiz açılıyor diyor birisi. E, tamam o zaman daha çok koyayım. Ya yani bu ve hadi şunu da ekleyeyim madem bu kadar kova mova konuştuk. Neredeydi bunu bir yerde yine yazdım, çizdim bir şeyler. Neyse artık kafa karıştı bu kadar çok çalışınca e, nerede olduğunu da insan. Ama bizim kafamızda ben de bu böyle, sen de de bunun böyle çalıştığını biliyorum. Artık ben kendim için çalışmıyorum. Ben bizim için çalışıyorum. Mantı. Okey Ben paycheck için çalışmıyorum. Ben patron için çalışmıyorum. Ben bizim için dediğimden kastım. Ben hepimiz için, insanlık için çalışıyorum. Dedim ya sana bugün meditasyonumdan böyle çok yüksek kalktım falan. Gerçekten bu, bunlarla çok uyandım bugün. Bizim için çalışıyorum ya. Bu böyle selfless bir yerde. Yani tamam ben görünüyorum o kamerada ama ben oradan pozitif niye yaratmaya çalışıyorum? Biz hepimiz mutlu olalım diye. Ve biz, bizim işimizi insanlar. Yapan... Bunları da benimsemesi gerekiyor. Dediğim gibi yani senin belli bir seviyede kendini sağlıklı tutman gerekiyor ki işte bizim için o hizmetimizi yapabilir. Çünkü kendi için çalışan, ego karşısında olan çok fazla insan var. Milyarlarca insan var Sadece bunun ucunu gören, sadece ben benim param, benim evim, benim arabam, benim yediğim, benim giydiğim, ben, ben, ben düşüncesinde olan biz diyen insanların artık da bunu benimsemesi gerektiğini düşünüyor. Ben bizim için çalışıyorum. Ve bu benim şey, işime bakış açımı çok değiştirdi. Benim meditasyonum değil, bizim meditasyonumuz. Benim danışmanlığım değil, bizim danışmanlığımız dediğin zaman olay çok şekil değiştiriyor. Çok selfless bir yerden, ne kadar sistemin bir parçası olduğunu ve görevli olarak geldiğini sana hatırlatıyor. Eğer o görevli olduğunu iddia ediyorsan gerçekten ve görevli olduğunu düşünen insanlar varsa ve o görevini yapamadıklarını düşünüyorlarsa ne olur böyle düşünmeye başlasınlar. Artık olay ben sen değil biz diye düşünmemiz lazım. Kovaçağı da bunu söylüyor. Zaten dünyanın geldiği yer de böyle. Biz diye düşünmediğimiz zaman yaptığımız her şey ego karşısısa. bu e, kelebek geçti. Gördünüz mü bilmiyorum. Umarım görmüşsünüzdür. Ego karşısısa hizmet ediyor ve bizim zaten şikayet ettiğimiz şey bu. Bizi geren, bizi sıkışmış hissettiren, bizim gitmek istediğimiz, e, bırakmak istediğimiz duygu, düşünceler onlar. Bu yüzden ben bu Bali hikayesini de çok yani tamam benim üzerimden yaşanan bir biz hikayesi olarak görüyorum ve o yüzden bazen de bazı şeyleri kırıyorum. Ben dediğim gibi kendimi çok göstermeyi seven birisi değildim. Ama dedim ki madem böyle bir komünite var burada, madem böyle etkinliklere katılıyorum, insanlar görsünler, ilham alsınlar. Bir şey olur, oradaki bir söz, bir, bir şey ya da ne bileyim İlham olur buraya gelmeye ilham olur. Onun da kendi yolculuğuna çıkmaya ilham olur belki. Kim bilir? Benim de kalbimden geçen bir sürü şeye değindin. Böyle çok şükür Ay. enerjisine geçtim yine. Kendi tarafımda buna şunu ekleyebilirim. Çapalamak bu Ege'nin söylediğin şey bana çok dokundu ve yani şu da bir buçuk saate yakında konuşuyoruz. Bir tane şeyi eve götürün desem bunu eve götürün derim. Hmm. Ben de şöyle bir an yaşadım burada. Anı böyle kayıtlı yani onu gerçekten böyle kazıdım oraya. Şu an oturduğum eve yerleştim ve böyle bundan birkaç gün öncesinde burada bir kişiyle böyle bağlantım oldu yani o biraz böyle ilahi aşk bir yerden hani böyle bir iki günlük bir tanışıklık ama kafamdaki böyle bir sürü sorulara yanıt yanıt falan böyle arada böyle böyle bağlantılar oluyor mesela hani illa bir e, flörtöz bir şekilde değil ama yani bir insan görüyorsun hani kendi içindeki aşkı bir şekilde yansıtıyor ve kendi patikamı çok böyle takdir edebilmemi sağlıyor. Gerçekten o kendi öz patikasını, darmasını yürüyen birisi görmek bana şunu hissettiriyor. Evet zaten hani ne kadar biz nerede titreşiyorsak öyle insanlar çektiğiniz için... ...kendi içimdeki güzelliğe bir ayna görüp böyle evrenden sanki konfirmasyonlar alıyorum. Evet evet işte bu işte böyle ışığımızı parlatmaya devam edeceğiz gibi. Hani böyle şeyleri ard arda ard arda yaşadım. Üstüne işte bu evi böyle gerçekten manifestlediğim... Yani ...sadece yazarak ve düşünerek değil ama her adımı böyle o kalple... Hizalı bir şekilde içime sorarak ata ata kendimi pat diye burada buldum yani. Son videolarımda bol bol değindim zaten buna detaylı. Ve oturduğum yani bütün gün şükür etmekten başka bir şey yapamadım ve deftere şunu yazdı Duam şuydu gerçekten Allah'ım bana bugünü unutturma. Yani ben bir gün yine zihne düşüp bu ayrım bilincine düşüp veya o kendi e darmamda olmanın kendi yolumda olmanın ne kadar iyi hissettirebileceğini ama bu dediğin gibi o iyilik dopamin bir iyilik değil yani. Bu akşam güldük, eğlendik ertesi gün sabah kalktım değil. Hakikaten kalp aslında bir tatmin hali. Böyle bu, bu, bu her şey bir full circle oldu yani. Kendimle 6 aydır 1 yıldır yaptığım her çalışmanın böyle meyvesi kucağıma bir anda sepetle bırakılmış gibi. E, hissettiğim bir gün falan yaşadım. Zaten uçuyorum yani. Ve dedim ki ben hani bu halden çok uzak bir yere düşersem ki düşebilirim yani insanım. Çok zihne düşebilirim, kendimden şüphe edebilirim, yolumdan şüphe edebilirim. Delirdim mi, sıyırdım mı? Karanlıklara düşebilirim yani. Eğer düşersem bana bugünü hatırlat dedim ya böyle bir dua. O yüzden senin de şanlı Önemli. Düşen, önemli. O, o, o yüksek, o yüksek enerjileri alıp çapalıyoruz ki ne olduğumuzu, kim olduğumuzu unutmayalım. Nereden geldiğimizi unutmayalım. Neye hizmet ettiğimizi unutmayalım. Nedense hep böyle şey geldi aklıma. Bütün meditasyonlarımı da bununla bitiriyorum. Son söz olarak bunu söyleyeceğim. Goenka'nın her zaman öğretilerini bitirdiği mantrası May all beings be happy. Canlı, cansız, insan, hayvan. Bu alemde, öbür alemde fark etmez. Bütün varlıklar mutlu olsun. O yüzden ne olur bunları da açık kalple dinleyin. Bu anlattığımız şeyleri. Ee, herhangi bir kıskançlık, herhangi bir şu bu vesaire vesaire umarım doğmuyordur içinizde. Doğuyorsa da ne olur bunu dönüştürün. Bu sizin azminiz olsun, bu sizin şeyiniz olsun, kamçınız olsun. Bunu herkes ulaşabilir. Biliyorum bu çok klişe, bunu bütün ünlüler de söylüyor. Hani hepiniz yapabilirsiniz bunu falan gibi geyikler ama gerçekten bu. Yani hani bu şükür halinde yaşasak keşke biraz önce de o yüzden bu söz aklıma geldi. Keşke hepimiz bu şükür halinde yaşasak. Düşünebiliyor musun? Herkesin kuzey ay dönümünü bulduğu, kendi kaderinin, kendi kadersel amacını bulduğu, hizmet ettiği, bu tatmini yaşadığı bir dünya. Uf. Hı hmm, hı. Hmm. Teşekkür ben ederim, de, Moralicious. Çok teşekkür ederim. <laughs> ben de bir kapanış cümlesi olarak şunu söyleyebilirim. Yabancı kaynaklarda izlediğim videolarda hani bolluk bilinci veya hayattan alabileceğimiz o tatmin seviyesiyle ilgili konuşan insanlardan duyduğum şöyle bir cümle vardı. Show me how good it can get. Yani hayat hmm. daha ne kadar iyiye gidebileceğini bana göster. Hani bu şekilde bir dua veya niyet bırakmak. Ve bugün gerçekten right. hani tatminleri, şükranları hissedince şeyi düşündüm. Da ne kadar iyiye gidebileceği hakkında fikrimiz bile yok ve kendimize ne kadar azını hak görüyoruz. Ee, bunu böyle bir kez daha görüp içerden bu şükranı hissettikçe bu benim anlatma paylaşma e, halim perçinledi çünkü gerçekten çok kolay ve çok erişilebilir bu hal hiç çok kadar uzak ve kendimizden gayrı bir yerde değil. Zaten şuranın içinde deneyimliyorum bunu yani Meksika gelip kafamın içine soktuğundan değil ee, Buradan dışarıya doğru. O yüzden bunu e, gerçekten herkes için nasıl kolay ve mümkün olduğu da görülsün ve duyulsun diye e, paylaşmayı niyetle. Aynen. Oh. Oh. Teşekkür ederim. Ben i̇yi teşekkür yaptık. ederim. Çok güzeldi. <laughs> o zaman herkes kendine iyi baksın diyelim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.